Ben öncelikle katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu Kırmızı Mavi'nin bu dönem düzenlediği üçüncü video konferans etkinliği, üçüncü söyleşimiz. Biz bu akşam geçmişi yad edeceğiz, geçmişi anacağız. Belki o dönemleri aramızda görmeyen veya hatırlayamayanlar var ama mutlaka biz o günleri büyüklerimizden, o dönemki hikayelerini dinlemişizdir. O günleri yaşayanlarsa bizim gibi eminim heyecanlıdır. Biz bu akşam o günleri bize yaşatan futbolcu abilerimizle bir arada olmaktan gurur duyuyoruz. Bunu Kırmızı Mavi ailesi olarak söylemekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Karabük sporumuzun ülke genelinde tanınmasını sağlayan, hatta şehrimizin haritadaki yerini bu ülkedeki birçok insana öğreten takımımızın birer parçaları şu an bizim burada konuklarımız. Tabii ki 15 Mayıs 1994 şehrimizde hatırlanmak istemeyen bir tarih. Bu takıma hizmet eden ve gönül verenlerin üzüldüğü, yıkıldığı bir gün. Biz bu akşam sadece o günü değil, bu üzücü günü değil, onun öncesinde yaşanan başarıyı, bilinmeyenleri ve güzel anıları da konuşacağız. Konuklarımızı dinleyeceğiz. Kırmızı Mavi olarak merak ettiklerimizi soracağız sizlere bu akşam. Ve siz izleyenlerimizden, takipçilerimizden de soru alacağız. Biz güzel bir yayın olacağına inanıyoruz ve hepinize keyifli saatler diliyoruz. Sözü fazla uzatmadan abilerimizden, o dönemki kaptanlarımızdan ben sözü Özcan İlarslan abimize bırakmak istiyorum. Kendisinin görüşleriyle biz yayını başlatalım bu akşam. Buyurun, dinliyoruz Özcan abi. Öncelikle bizleri bu Vay koca programa kaptanım benim be. Bırakmazsın ki beni konuşayım anasını satayım. Öncelikle bizleri bu programa, Kırmızı Mavi programımıza davet eden kardeşlerimize teşekkür ediyor. Tüm Karabük sporlara da sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. Tabii bizim için çok özel bir program olacağına inanıyorum. İnşallah izleyiciler de memnun kalır diye düşünüyorum. Tabii soruları istediğiniz alabiliriz. Ne sorarsanız cevaplamaya çalışırız elimizden geldiğince. Bu kadar. Abi çok, çok teşekkürler. Biz şey yapabiliriz şöyle sizler için zaten sadece şu an sizlerin sesleri açık. Böyle aranızda bir 15 dakika, 20 dakika konuşabilirsiniz. Dün akşam böyle deneme yayını yaptık. Deneme yayınında güzel bir atmosfer vardı. Hatta o zaman dedik yani yarına laflar kalsın. O lafları dökebiliriz şimdi ortaya. Böyle aranızda konuşabilirsiniz. Sözü ben size şöyle Sen soru sorarsan daha güzel gelişir olaylar. Ben önce şöyle başlayayım. Kaptan her zamanki gibi kısa net yaptı. Maçtan önce sahaya çıkarken de böyle kısa net yapardı. Çıkardık, üçlük dörtlük yapardık hemen zaten. Kısa ve net, netice. Evet. Söylediklerini kağıttan mı okudu acaba? Ümit nerede? Ümit yok. Evet, şu an Ümit Hoca görünmüyor ortalıkta. Herhalde gelecektir. Antrenmandadır. Şimdi ben müsaade ederse büyüklerim, gerçi orada Şako Baba ile Özcan Kaptan'dan sonra Ümit de yoksa muhtemelen Hasan benden büyüktür. Hüseyin abi var, Hüseyin Ali Tuba herkesten büyük gerçi. Sevgili kardeşlerim, önce ben de teşekkür ediyorum. Böyle bir şey düşündüğünüz için uzun zamandır görmediğimiz bazı dostlarımızı tabii aralarında görüştüklerimiz de var, görüşmediğimiz arkadaşlar da var. Ama sizin vasıtanızla böyle bir şeye ortak olmak, böyle bir şeyi yaşamak gerçekten çok güzel. Çünkü siz az önce üçüncüsünün olduğunu söylediniz bu programların. Aslında başta bizi yapmanız lazımdı. Yani bizimle başlamanız lazımdı. Sebebi de şu: bütün bu programların yapılmasını sebep olan ekip aslında bu. Yani Karabük'ün tabii bizden önce çok değerli gelmiş geçmiş bir sürü abilerimiz, efsane isimler oynamış olan birçok insan var ama Süper Lig'de bir isim yapmasının hakikaten akıllarda böyle bir iz bırakmasına başlatan, sebep olan kadro şu an burada bulunan arkadaşlarımız bizleriz. Tabii biz çok güzel şeyler yaşadık bundan 26 sene önce.
Senden harika. Aşağı yukarı 26-27 sene oldu. Oraya geldiğimizde Ali dahil herkes gençti. Ali Çebi bile gençti. Hepimiz gençtik. Ben 23 yaşındaydım. Birçok arkadaşımız o civarlardaydı. İşte Fikretler. Küçüğün de cebime gir. Evet, daha sonra rahmetli Uğur da var. Yani birçok arkadaşımız, aramızdan ayrılan bir arkadaşımız da var. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kerimler, Necatlar, onlar girmediler. Levent onlarla ilgili daha bilgi sahibidir ama yani bu işin, yani bu başarının özellikle Ali Kemal Hoca, tabii ki o zamanki yöneticilerimiz, Dursun Başkan, bu şehrin tarihinin, en azından futbol tarihinin başlamasında çok önemli işler yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ilk sene çok güzeldi. Rüya gibi bir sezon geçti. Şampiyon olduk. Kimsenin tahmin etmediği bir şampiyonluk yaşadık. Ondan sonra aramıza çok değerli arkadaşlarımız geldi. Bize çok katkı veren, çok özellikli arkadaşlarımız geldi. Belki gençlikten, belki tecrübesizlikten, o anki şartlardan, aslında çok güzel bir yükselişin ardından maalesef hepimiz iyi hatırlıyoruz ki çok üzücü bir sonuçla küme düştük. Bir alt lige düştük ama o tarihte, tarihte bugün. Evet. O dönemi herkes çok iyi hatırlar. Bugün, evet, doğru. Bütün Türkiye'nin üzüldüğü bir gündü. Değil mi Şako abi? Yani Özcan evet, Kaptan. Evet. Yani evet, evet. Hepimizin çok üzüldüğü bir gündü. Aynen öyle teyzeciğim. Ama ben şuna inanıyorum. Biz öyle bir şey yaptık ki o takıma Süper Lig'in keyfini, Süper Lig'in zevkini nasıl olduğunu gösterdik ki ondan sonra 2-3 sefer daha Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi bu takım. Çok güzel ekipler yakalandı bu süreç içerisinde ama maalesef çok da büyük yanlışlar yapıldı. Maalesef bugün baktığımız zaman böyle değerli bir takımın, böyle güzel bir şehrin şu anda durumu maalesef işler acısı. Geçmişte yapılan hatalar. Tabii ben kimseyi suçlamak istemiyorum ama suçlanması gereken insanlar da var. Bu da bir gerçek. Yanlış yapılmış bir şeyler var. Benim ümidim, benim isteğim bir an önce birçok örneğinin olduğu gibi, mesela Kocaeli Spor örneği gibi, Sakarya örneği gibi, Göztepe belki biraz farklı bir örnek olacak ama bu takımlar gibi tekrar küllerinden doğabilecek bir Karabük Spor'un Türk futboluna çok şeyler vereceğini düşünüyorum. Çok fazla konuştuğumu düşünüyorum. Sözü diğer arkadaşlarıma ve abilerime bırakıyorum. Çok teşekkürler. Aferin kardeşim. Güzel özetledin. Şimdi gençler merhaba. Hepinizi ilk günkü gibi aynı şekilde selamlıyorum. Hala merhaba, hepiniz kalbimdesiniz. Her şey o kadar güzeldi ki. Yani kelimeler bazı şeyde tabii kifayetsiz kalıyor. Yani Dursun, evelallah hep beraber. Dursun Başkan'la başlayıp Ali Kemal Hoca'yla, İsmail abiyle, Osman Nuri Balla ve Kaptan Özcan önderliğinde müthiş her şey o kadar güzeldi ki. Yani hayatımda geçirdiğim en güzel günleri hep sizinle geçirdim. Yine kafada. O kadar güzeldi ki. Yani ben geldiğimde tabii playoff'a çıkmıştı takım. Tarık'la birlikte geldik biz arada. İlk maçı oynayacağız içeride. Allah Allah, takım gidiyor lay lay lom. Hiçbir konsantrasyon yok, bir şey yok. Ya ne yapıyoruz biz falan. Ama sahaya bir çıkıyoruz. 20 dakikada esir alıyoruz rakibi. Böyle bir şey yok. Ali Çebi sağdan gidiyor, Fikret gidiyor, soldan Hasan gidiyor, Özcan gidiyor, Hüseyin gidiyor. Diyen gidiyor devamlı. Ya böyle bir şey olmaz. Allah'ım, bıyıklı defans zaten geçit vermiyor. Ya Hüseyin'i görmedim ben. Hüseyin burada mı ya Allah aşkına ya? Hüseyin, Nazmi, Özcan, ben bıyıklı, geri kalan herkes bıyıksız. Herkes bıyıklı. bıyıklı defans. Ya o kadar güzeldi ki. Böyle bir şey yok. Zaten kaç maç? 8 maç üst üste vurup gittik herhalde. Öyle hatırlıyorum. Tabii 11. haftaya kadar zannediyorum Göztepe maçına kadar mağlubiyetimiz yoktu. Herkes bu hafta bırakırlar. Bu hafta aynen öyle. Doğru. Göztepe derken. Yani silme gittik. Ondan sonra tabii biraz Samsun Spor şeyi devreye ortaya
girdiler, ettiler falan. Ama biz yine evelallah götürdük işi. Hayatımızın en güzel günleriydi. Sizlerle olmak, spor formasını giymek gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Yani her şeyi doya doya keyfiyle yaşadık. İnşallah en kısa sürede tekrar bir araya geliriz. Sizlere de teşekkür ediyoruz böyle bir şeye vesile olduğunuz için. Rica ederiz. Biz hep beraber bir yerde ben söz vermiştim artık Alaçatı'da buluşacağız diye. O organizasyonu en kısa sürede yapacağım Allah nasip ederse. Bekliyoruz abi. İnşallah. Evet Cankat. Seni görüyoruz. Bir şeyler söyle bakalım. Geldi mi? Sevmezsin konuşmayı. Yaşlılarını konuşuyor. Bitti mi? Ben gençim. Ali'cim. Abi ben konuşurum. Cankat'ın babaları bekliyorum garanti. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çebiler var orada. İbo Çebi, Ali Çebi. Çebiler bir çıksın aradan ben konuşayım. Fikon var. Abi, çekiliyoruz kardeşim. Beni duyamıyor musunuz? Duyuyoruz Halim. Abi seni duyuyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. İyi akşamlar kardeşim. Ses geliyor mu ses? Geliyor. Ses geliyor mu ses? Geliyor. Duyuyoruz. Biz tabii transfer olduğumuzda aslında başlangıçlarda çok büyük zorluklar yaşadık. İşte Fevzi, ben, ya daha oraya yeni gelen, orayı tadan, orayı bilen insanların dışındakiler Karabük'e adapte olmakta çok zorluk çektik aslında. Belki de lige kötü başlamanın sebeplerinden biri de oydu biliyor musunuz? Yani bazen kaçalım buradan gidelim diyordu. Fevzi kaçtı. Nereye kaçtı? Fevzi gece kaçtı. Fevzi kaçtı. Fevzi'de motor vardı. Fevzi motorla çıkıyordu. Bir dolaşıyordu geliyordu yani. Fevzi'yle şeyde Cuma yanında dolaşırken kafayı yemiş bir şekilde direğe çarptım kafamı. Demir direğe. Hatırlıyor musun Fevzi? Yani evet, çok iyi. Buradan, dün gibi hatırlıyorum. Burada ne yapacağız? İşte zaman nasıl geçecek falan derken 3 haftada 11 gol dedik, 5 gol attık. Vay anasını, millet bizi hep hatırlıyorsanız bu takım küme düşer. Bu takımdan bir cacık olmaz. İşte yerel gazetelerde bir sürü yazılar çıkmış. Ali Kemal Hoca gazeteleri toplatmış, saklamış. Bu takımdan bir cacık olmaz dediler. Ali Kemal Hoca Tuncay abi önderliğinde taraftar bağırıyor, isyan ediyor. Ha. Ya neyse işte Ali Kemal Hoca da demiş bu takımdan ben ızgara köfte yapacağım demiş. Ve o ızgara köfte harbiden gerçekleşti. Yani nasıl bir inanç, nasıl bir takım öngörüsüyse hocanın, onun önderliğinde bütün arkadaşlar inanılmaz derecede konsantre oldular. Şehre adapte olduk, şehir bizi benimsedi. Yani burada küçük, büyük, oyuncu, yönetici, herkese çok teşekkür ediyorum. İnanın Karabük bize futbolun tam bir gerçeğini gösterdi. Bizler takım olarak, onlar taraftar olarak ya da yönetici olarak bütün her şeylerini bizimle paylaştılar. O kadar büyük bir bütünlük sağladık ki bir yere giderdik, inanın 15 kişi birlikte giderdik. Bir kişi, aynen, iki kişi hiç gitmezdi. 15 kişi birlikte Cuma giderdik. Cuma Yanı'nın katkıları. Nasıl? Cuma Yanı'nın ya, da kampta birlikte olmanın faydaları çok. Ya Cuma Yanı diğer Cuma Yanı yok ya. Öncesi vardı stadın altında. Bizim içimizde bizim içimizde Cuma Yanı bu. Oranın cephasını bizler çektik. malzeme yok. Beni donduruyordunuz. İsmail Sürmen'e gidiyordum. Alıyorduk, geliyorduk malzemeleri yiyecektik. Yok, patates. Çok şükür. Orada çoğu kulübün veremediğini Karabük Spor hep verdi. Ve bizim dönemimizde bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Karabük Spor herkesin gelmek istediği bir takımdı. Kimseye borcu olmayan. Bir şey söyleyeyim orada. Evet ödemelerini... Ali'cim bir şey söyleyeyim. Karabük Spor o zaman tercih edilen bir kulüptü. Neden diyeceksin? Evet. Kaptanım şu gözlükleri bir çıkarsana Allah aşkına, o güzel gözlerini gördüm. Kimse... Kimsenin bir kuruşu Karabük Spor'da kalmamıştı. Evet. Ve Türkiye'de bu çok önemliydi zaten. O zamanlar çoğu kulüp tabii ekonomik olarak sıkıntıları vardı ama
Allah'a çok şükür biz de sıkıntı çektik. Aslında siz cefasını sürdünüz. Siz cefasını sürdünüz. Biz 3 Nisan grev oldu orada. Bilmiyorsunuz siz daha. Ben daha önce sen 8 sene oynadın kaptan orada. İsmail yani. Sürmen çoğu 8-8,5 sene oynadım. Evet doğru. Tabii. 85'te geldim. İşte 93'ün Kasım'ında ayrıldım. Ali çok bahsetti. Orada... O zaman Karabükspor'un kimseye bir kuruş borcu yoktu. Oğlan orada evet, doğdu. Özcan abi, Özcan abi yani bizim bizim dönemimizdeki yani sefa değildi. Biz de cefalarla geldik. Yok, belki yatacağımız, yemek yiyeceğimiz yerler evet çok iyi değildi. Bir sporcuya yakışan bir şey. İşte sosyal testlerde yemek yiyorduk. Kalkıyorduk sabahları gidiyorduk oraya. Ya da akşamları oradan yemek yiyip geri dönüyorduk falan. Güven ama stadın güven lokantası. Ama stadın şimdi... bir dakika stadın altındaki kahvaltı hiçbir şeye değişilmezdi ama yani. Dursun abinin yaptığı 85 yumurtalı omletle bol patatesli omlet. Evet, ama yani Biz de cefayı çektik. Özcan abi tabii ki daha zor şartları orada görmüş olabilir. Ümit yazdı onun... şeye bir bakın isterseniz WhatsApp'a şifre mi istiyor ne acaba? Hayır gerek yok ya. Direkt katılıyor aslında ya. Aynen. Şu Özcan an abi. Efendim canım. Evet şu an katıldı. Yayında şu an kendisi. Dinliyorum Ali. Senin Karabükspor'da yaşantın daha fazla olduğu için tabii ki kötü günler de olacak. Muhakkak yaşanmıştır. Zor zamanlar her takımda oluyor. Şimdi olduğu gibi ama hani bizim dönemimizde de biz ne bileyim antrenmanları biliyorsun o Karabük'le Cumayan arasında bir yer vardı. Bilek şeye dizlere kadar çamurlar. Evet ya. O neydi öyle ya. Aynen ya. Dere kenarı mı Ali? Evet. Dere kenarı değil mi? Aynen öyle. Oradaki antrenmanlardan sonra ayakkabıyı çamurun içinden çıkartıp tekrar giyiyorduk. Bir dakika aynı öyle bir idman sahasında maçta oynadık Ali'm. Dörtlük evet, yapıyorduk. Göztepe maçı. Göztepe'yi. Ayağa pas bir de. Bizim dört sahamız, tane direkten döndü. Kardeşim bizim sahamızdan bahsetmiyorum. Yani antrenman yapacağımız yer bile yoktu. Benim bahsetmek istediğim şey o. Yani sefa şudur. Sefa işte birinci kez çıktığımızda. Merhaba arkadaşlar. Ümit iyi akşamlar kardeşim. İyi akşamlar. Sözünü kesmeyeyim diye şey yapmadım ya. İyi sözümü kesme aferin. Bir de şimdi burada öyle bir... Oğlum o keser. Ya boş verin de. Parasız kaldığımız zaman nasıl gidiyorduk hemen Ali'ye yalandan böyle yüzümüz düşüyor diye diyordu. Ali hemen o zaman canlı tabii Ali zengin. Şu pan herkes arkadaşlar. Herkese ateşliyordu. Yalan mı Fevzi? Var yemez. Var yemez aynen öyle var yemez. Pandemi döneminde şu an COVID 19 testi pozitif çıkan bizim başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun diyorum bu arada. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Yani Allah hepimizi bundan korusun. Çok amin. Önemli, çok Allah yardımcımız olsun. Amin. Sıkıntılı bir durum. Hepimiz evlerimizdeyiz. İşi olan ya da görev başında işte Ümit belki görev başındadır bilmiyorum. Tabii. Fevzi. Onlar görev başında. Yani onlar antrenman, evet antrenman. Bizim de ilk falan. Negatif çıktı Allah'a şükür takımın. Önümüzdeki hafta ikincisi. Maşallah. Çok şükür Şoko. Maşallah. Şükürler olsun. Maşallah. Zaten otelin içinde tamamen izole şekildeyiz biz. Hiç kimse ne giren ne çıkan sadece otelde takım kalıyor başkan otelinde, regnumda. Çok güzel. Evet. Çok teşekkür Yusuf. Ederim beni dinlediğiniz için. Vay Yusuf. Ali biz Ali, teşekkür ederiz. Ali öpüyoruz yavrum seni. Sen. Teşekkürler sağ olun. Teşekkürler Ali abi. Çok güzel konuştun Ali Çebi. Cankat sıra evet, sende. Ama senin konuşacak bir şeyin yok ki. Bırak çocuğu da Cankat'ın hayatı 3 kelimeyle geçti bak. 3 kelime. Daha fazla kurmaz. 3 kelime kurar o kadar. Az ve öz. Az, öz. Kardeşim durarak çok şey anlatır. Duruşuyla. Bekliyorum ne zaman? Birinci geç. Ya senin... 92'yi konuşuyorsunuz. 93-94 diye geldik buraya. Hala 92. Cuma yanında herkesle güreşiyorum.
bu Cankat böyle yaptı. Benimle de güreşir misin? Cankat zaten lan dedim. Git şuradan kağıt gibi fırlatırım seni. Dedi abi dedi. Ben hatta yerde başladım dedi. Allah Allah. Deli midir nedir diyorum oğlum sen kafayı mı yedin? Kalk ya normal güreşelim. Yok dedi ben yerde başlayacağım. Bunun bir bildiği var dedim herhalde ama neyse bir yapıştım ona. Yapıştım ama ben tavanı görüyorum. Ne zaman yere düştüm, beni nasıl oraya attı hiç fark etmedim bile. Şimdi bombaları anlatmaya dedim. Ben de dergi olayını anlatayım bari kampta. Şako baba. Şu mevzuya gireyim. Şu güreş mevzusunu bitireyim. Tamam. Bak mevzu Cankat öyle yaptı sonra bizim İbo geldi kaleci. Tamam. Ya dedi Cankat böyle böyle. Ne lan dedi o dedi Cankat buna şey hareketleri yapıyor. Güreş hareketleri yapıyor. Lan dedi senin dedi var ya dedi kalıbını aldı bunu bir sağa bir sola. Gitti mi çıval gibi? Yerim öyle bir şey kaleci. Olmadı. Onu atamadı. Bırak lan bu işleri. Olmadı. Aşağıdaki seni sus. Büyük mikrofonuna yaklaş biraz. Olmadı. Fiko'yu görmedik ya. Fiko'nun sesi çıkmadı. Levent'in sesi çıkmadı. Evet. Biraz Ali Çebi biraz seni dinlemeyelim Ali Çebi yeter ya. Ben biraz istirahat edeyim. Tabii Feyze. Biraz her konuşmaya dal. Her zamanki gibi. Levent Hoca son maçta sakat olduğu için en son konuşacak galiba. Oynayamamıştı ya düştüğümüz sezon. Ya o oynamayınca bittik zaten o gün sonra. O yüzden ses soluğu çok çıkmıyor. Bittik ya vallahi. Biz de dedik ki Levent yok kesin alırız ama. Sadece ben de değil Ali'ciğim. Sedat da sakatlandı. Aksilik oldu o ara. Bir sürü aksilik oldu. Çarşamba çaprazlara evet, gitti doğru. Ya. Maç pazardı çarşamba çaprazlara gitti. Şakir Kaptan bir şey soracağım. Son söyle maçta Zeytinburnu maçında kaç tane sarı kart gördük biz? Hiç görmedik. Ölüm maçı oynuyoruz. Bir tane sert darbe yapmadık. O kadar güzel. Dikkat ederseniz bakın. Çok önemli. Ne demek sanki yani bize, ne yapalım? Sarı kart yani, görmedik evet. Ne güzel. Ya hayır anlat. Demek istediğini çok, burada anlatmak ne istediğim, demek istediğini anlatmak istediğim. Açık olarak, net olarak çok yani. Çok temiz takımdık demek istiyor. Yani, acele yıkanmış. Biz abi biz teslim atmaya değil, gol atmaya endeksliydik. Tek sarı kart görmedik ama çok silah gördük o sahada. Fark etmiyor maçın. Ya. İbo, bazı görmedik çok uzun zamandır. Yanlış anlaşılma olmasın. Yani ben şey yapıyorum ama Fiko'yu, İbo'yu çok uzun zaman oldu. Levo'yla görüştük gerçi 2-3 sene önce ama. Evet. Özcan kaptanı. Ben buradayım kardeşim. İyi. Evet, gelin biraz görelim seni ya. Ya yaramazlık yok. Buradayım, Gemlik'teyim. Fikret, ikinci ligin süper ziyaretçisi kardeşim benim. Bu takımın en genci bendim. 20 yaşında. Öyle en olduğu için şimdi de dinliyorum senin. Küçük olarak. Ali Çebi çok konuşuyor bugün her zamanki gibi ya. Her zaman. Kim susturacak bunu ya? Kaptan Özcan abi şu Ali Çebi'yi tamam, sustur arasına ya. Sesini kapattı. Yalnız Özcan var ya bir fırça basıyordu. Herkes susuyordu. Şimdi onun daha konuşma şansı olmayacak. Tamam, yok, ben hepinizi seviyorum. Hepiniz saygılı arkadaşlar. Ben takımın en küçüğü olarak abi hepinizi çok seviyorum. Hepinize çok saygı duyuyordum o dönemde. Allah razı olsun. Çok güzel günlerimiz geçti. Yani çok iyi bir takımdık. Herkes anlattı, yeterince anlattı. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani çok birlik, beraberlik olan müthiş bir takımdık. Biraz önce Tuncay abi söyledi, kart görmedik dedi. Çünkü biz futbol oynuyorduk. Futbol oynamaya çalışıyorduk her zamanki gibi. Aynen. O maçta da aynı şekilde. Goller kaçırdık. Yani çok şanssız bir gol yedik. Tabii hepimizin belki de dönüm noktasıydı o maç. Biri çoğumuzun. Çok üzüldük. O takım dağılmazdı. Neler var. Evet takım dağılmaz kesinlikle. Ligde kalsaydık. Dağılmazdı. Yani Karabük için de çok iyi olacaktı. Bizim için de çok iyi olacaktı ama bazı şeyler var. Kader kısmet. Önüne de geçemiyorsun. O maç da öyle bir maçtı. Yediğimiz golü hatırlıyorsunuz yani. Kaleci de gaj yapıyor. Orta sahadan biri şişiriyor. Kafa vuruyor gol. Bugün de TRT Spor tarihte bugün diye paylaşmış zaten. He, seyrettim. Evet. Yani ben de görüntüleri falan var izliyorum ama yani olacak bazı şeyler. Ama çok güzel günlerimiz geçti. Biraz önce Feyzi söyledi. Bir Karabük için belki de biz bir
dönüm noktası olduk bir takım olarak. Yani Karabük Spor'u lige çıkardık. Sonra 94 senesi miydi il olmuştu Tuncay abi, sen daha iyi bilirsin. Hayır, o senesi oldu zaten. 95. Bizden sonra. Hayır, işte mi oldu? 94 diye hatırlıyorum ben sanki. Bizden sonra. İlçeydik. 94. İlçeydik biz. 95 evet, oldu. Önce ilçeydik ama 94'te mi 5'te mi il oldu zaten. 95. 67 plakaydı herkesin arabası. Öyleydi zaten. Evet. Abi geldiğimizde kesinlikle evet. Öyleydi de. Ya 4'te ya 95'te de illi oldu zaten. 95-94. Birincilikteyken biz zaten birincilikte tek ilçe takımıydık. Öyle anlıyorduk. Hayır. Ya 2 ay sonra ya 3 ay sonra il oldu Karabük. Evet. 78 plakayı o zaman aldık. Biz oradaydık. Oradaydık. Süper evet doğru. Bu sene oldu. Ben yanılmam. Tarihlerde yanılmam. Evet. Ben herkese iyi akşamlar dileyerek az önce son dakikada yediğimiz gol konuşuldu ya. Ben de o zaman bir basın mensubu olarak tam sağ kenarında çizgideydim. Bunu 2-3 yıl önce İstanbul'da Radyo Spor'da futbol yorumculuğu yapıyordu hakem Bülent Yavuz Hoca. Orada telefona bağlandım. 10 dakika bu konuyu değerlendirdik. İnanın orada bile adam o düdüğü nasıl çaldım, o an nasıl oldu bana onu anlatmıştı. Radyo Spor'a konurken konuşmuştuk. Ben o anı hatırlıyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tüm arkadaşlara ben tekrar iyi akşamlar dileyim. Buranın en eski basın mensuplarından biri. Teşekkür ediyorum. Çoğunuzu ben kıyafınızı zaten tanıyorum. O dönemlerde ben İstanbul'a yerleşmiştim. Yani buranın basın mensubuydum ama İstanbul'a yerleşmiştim oranın şubesi olarak. Her maça da gelirdim. Ondan önceki Bursa maçına, Bursa'daki Sarıyer maçına, Bursa maçına zaten bizzat yaşadım. Ne maçlardı ya? O gün ilginç bir şey anlatacağım ben size. O dönemde ben İstanbul'da olduğum için, tabii Safranbolu tam turizme açılmadı, konaklama sıkıntısı var. O zamanki ulusal medyanın yazarlarını, mesela rahmetli Vedat abi, Vedat Okyar, Sanlı Saralıoğlu, Güven Taner gibi diğer bir minibüse toplanırlardı. Biz nasıl gideceğiz? Ben öncülük ediyordum. Beraber onlarla biz arabaya doluyorduk. Onları ben getiriyordum. Konaklamalarını buradaki arkadaşlarımız ayarlıyordu. Şimdi o maçın öyle ilginç bir anı oldu ki biz 10 kişi falan işte önemli büyük abilerimiz basın mensuplarıyla yol boyu geliyoruz. O maçın maç yazısını yolda yazdılar. İşte düşmeyeceğiz diye. Çünkü beraberlik yetiyor. Rakiplerimizden Karşıyaka Fenerbahçe ile oynuyor. Sarıyer galiba Trabzon'la oynuyor. Öyle hatırlıyorum. Evet. Evet. Trabzon'la oynuyor. Evet. Yani o zaman Trabzon'dayım. Ünal Hoca Trabzonspor'dan maçtan önce bize telgraf çekti. O zaman futbolcuyken. Şimdi biz başarılar telgrafı. O doğayan gazetecilerimizle şeyde kampa geldik. Futbolcunun bulunduğu yere İlyas hocamız, ona da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Facebook üzerinden görüşüyoruz. Katılamadı yayına. Şimdi biz kampa gittik. Ben oradaki herhalde şu anda 11'in büyük bölümü şu anda yayında galiba o. O maçın 11'i hemen aşağı yukarı bayağı var burada gördüğüm kadarıyla. Herkes rahat, İlyas Hoca rahat. Ondan sonra da şeye geçtik biz. Zeytinburnu kampını da ziyaret ettik. Tabii onlar ulusal medyanın yazarları ya. İnanın Zeytinburnu ekibinde, hocasında hiç ümit yoktu. Yani biz buradan kurtuluruz Allah, ümidi yoktu. Allah rahmet eylesin. Erol Togay'dı onların hocası. Evet, evet, evet. Tuncay abi Erol Togay'dı. Şimdi böyle yaşadık. Maç günü geldi. İnanın ben tabii onlara öncülük ettiğim için yazar abilerimizle, gazetecilerle ben beraberim. Hepsi gerçekten maç yazılarını yazdı. Maç yazılarını yazdılar. Sadece skoru verecekler. İşte Karabük Spor hak ettiği ligde kaldı falan yazdılar bunu. Ben sağ kenarındayım. Ben ama şuna inanıyorum. Bakın değerli topçu arkadaşlarımız orada. Biz bu maçta bize galibiyet lazım olsaydı biz o maçı rahatlıkla alırdık. Yani galip geldiğimizde ligde kalacak olsaydı ben o maçı alacağımıza inanıyordum. Şimdi ama o dışarıdaki bir adam, ama dışarıdaki bir adamın öngörüsü bu. İçeride olduğunuz zaman doğru. Böyle düşünemezsiniz. Ha, doğru. Hayır ben bir gazeteci ya spor yazarı i̇şte. Değilim ama ya, öyle görünüyor. Çim saha farklı bir şey. O sahaya çıktığınız zaman o sizin düşünceleriniz yok, doğru, çok farklı. Doğru Ali. Bazen biliyorsun yani 3 puan ihtiyacı olması bir takımın veya beraberliğin yetmesi biraz daha aslında negatif etki edebiliyor takımın üzerinde. Yani ya bizim takıma değil ama başka takım bak bizim o seneki ya, takımdan bahsediyoruz. Ama ya bizim Ali, o seneki takım Levent öyle değil. Levent sakatlanınca çarşamba günü bizim bütün düzenimiz bozuldu.
Ya sakatlıklar. Yani o öyle bir şey yok ya. Ya o ya, son maç bitesi. 25 kişiyiz. Ya bizim ya son maç bir tesadüftü yani. O golün yani, yenmesi, o duruma gelinmesi. Ya yani bunu... tesadüf, şans. İstemeyince olmuyor. Öyle işte. Ben son 10. dakikada Karabük'ün oradaki topçuların da kaderiydi. Tabii ki siz futbol duayenleri olarak orta sahadan şişirilen topun gol olması var burada. Yani bunun eleştirilecek hiçbir yanı yok. Yok. Ama hayır. Eleştirmiyorum da özür dilerim. Çok özür dilerim. Eleştirmiyorum da hani şu açıdan söyledim ben onu. Tabii ki dediğiniz çok doğru. Dışarıdan gözlemci olarak ayrı bir şey. Ama kulaklar da birisi Fenerbahçe maçında, birisi işte Trabzon maçında, yani rakiplerimiz onlar ya. Oradan gelen skorlar da Fenerbahçe sanırım 4-0 öndeydi. O zaman daha da bir, yani tribünler bile artık hani şampiyonluk şarkıları. Ben sahanın içindeydim tam çizgide. Hayır hani ama bizim... Oradan... Bizi onlar bağlamıyordu ki. Bizim Zeytinburnu maçının beraberliği yetiyordu bize. Beraberlik. Diğer yani, maçlar bizi bağlamıyordu. Maçtan önce bize beraberlik yeter diye zaten konuşmuştuk. Hoca da söylemişti. Değerli futbolcu ama tribünden yansıyordu size tabii o şey. Ben sizi burada sakın sorguladığımı zannetmiyorum. Ben inanıyorum. Yok. Öyle bir şey yok. Zaten siz kendi görüşünüzü söylediniz. Ben de orası öyle değil ya. Ben onu konuşmaya müdahale ettim. Bu yazarların çoğu ligin ilk yarısında bu takımı iple lige bağlasan durmaz diyordu zaten. Evet. Bu takımın kendine inanmışlığı, taraftarla birleşmesi bu seviyeye getirdi bu zaten. Tabii canım, ilk yarı tek galibiyetimiz vardı. Evet. Ya son maçın eleştirisi son bile olmaz. Tabii tesadüftü oğlum yani. Kimsenin çok, istemediği çok büyük bir tesadüf. Olay ama tesadüftü. Arkadaşlar sondan 3 maç önce Kayseri'de yendik. Sağımız kapandı. Sarıyer'i Bursa'da yendik. Abi 3-0 Bursa'da yendik. 4-0 yani. Evet. Arkadaşlar 3-1 pardon. 3-1 4-0 1-0 şeyde söyleyiver Kayseri'de. Çok zor bir rakip. Ümit sen atmıştın golü. 1-0 bitmişti. Hatta Sarıyer maçının Bursa'ya alınmasında da şaibe söylendi o dönemde. Evet. Ama duman ettik onları. Ama sonuçta evet. 3-0 bitmişti. Tabii aynen. Yani o günler gerçekten güzeldi ama o son maçtaki olayı ben sahanın içinde tribünlerde birçok öyle bir manzarama gördüm ki. Moderatör müdahale etti. Bizim şimdi yayının kapanmasına bir dakikamız kaldı. Biz hiç uzuntuya vermeyeceğiz. Aynen böyle devam edeceğiz. Yayın koptuktan sonra tekrar aynı bağlantıya tıklayıp buraya geri gelmemiz gerekiyor. Bir yandan da şöyle söyleyeyim. Hani ben hazır burada sözü almışken biraz da hani moderasyon gücünü kullanayım. Ya ben sırasıyla 6 ve 7 ve 8 yaşındaydım o efsane sezonlarda. Yani müthiş bir şey vardı karşımızda bizim. Hani bence böyle bir konuşmayı hani buraya getirmek de şu aşamada hani pek yeri olmasa gerek. Yani hayır. Biz burada herhangi bir sıkıntı yok aslında. Yok ya. Bunlar futbolda olan şeyler. Şampiyon oluşu bir yere getirmek. Tabii. Yok onlar hayatın gerçekleri, futbolun gerçekleri. Hani biz şehrin birlikteliğini, beraberliğini konuşabiliriz. Şu an bizde o yok mesela bu şehirde ama o zaman... Arkadaşlar bakın ben 20 senedir antrenörlük yapıyorum. Şu an Antalya Spor'da Tamer Tuna'nın yardımcısıyım. Futbol kaç hayatımda sen ya? Böyle bir takım, böyle bir birliktelik hiçbir arkadaşlık yerde görmedim. Arkadaşlık çok iyiydi, arkadaşlık. İnanılmaz, böyle bir şey yok. Biz aynen gebertiyorduk. Aynen katılıyorum Şakir. 20 dakikada teslim alıyorduk biz. Bir insan bir şey hissetmiştir, öyle olmuştur. Yani o hissiyatına, onun hissiyatına bir saygı duyuyoruz ama biz takımın genelinin neler hissettiğini söylemek için onu söyledik. Bizim takımda öyle işte yok vurdum duymazlık falan olmazdı yani. Ama nasıl hiçbir zaman. Böyle bir golü dünyada hangi bir takım yedi hiç gördünüz mü? Çok nadirdir. Bir gün önce Deportivo La Coruña şampiyon olacaktı. Penaltıyı kaçırdı. Tukic maçı hep beraber cuma yanında seyrettik. Hepimiz çok üzülmüştük. Vah vah dedik. Bilmem ne. Ertesi günde bizim başımıza böyle bir şey geldi işte. Hüseyin abi var ya. Hüseyin Çoban. Dinleyelim biraz. Hüseyin abi biraz sesini duyalım. Gelmedi mi? Hüseyin ikinciye giremedi herhalde. Giremedi mi? Onu görmüyorum. Ne zamandır göremiyoruz. Bir görelim. Hüseyin girdin mi yavrum? Hüseyin abi şu an henüz gelmedi. Gelmedi. Gelemedi daha.
Ben ona attım tekrardan. Eskiden çabuktu ama ağırlaşmış herhalde. Tamam, yaşlanınca ağırlaştı artık. Kaptan sen hala çabuksun, böyle bir şey olur mu ya? Şakir, beni az çok tanıyorsun. Boş ver, açık verme fazla. Açık verme. Şimdi çok fitsin bizim, kaptan. Bizim evet, odadaki bombayı kral, anlatacağım. Sen de öylesin. Şimdi. Kral. Kral sen de öylesin. Sen benim, eyvallah, benim kralımsın. Ne olursa olsun kardeşim. Allah razı olsun abi. Böyle bir şey olur mu? Allah nazardan saklasın. Var ya, Ümit ne yapıyordu ya? Hallaç famu yapıyordu ya. Var. Mutlaka çıkıyordu bir üstünden şey böyle. Mutlaka darbeli. Şakir'im hareket yapıyordu. Ümit'im işi bitiriyordu maşallah. Ali'ciğim bir müsaade et. Bütün takımlar, oğlum, Türkiye'deki bütün takımlardaki arkadaşlıkları, yani benim çevrem çok fazla olduğu için bilirim ama bizim o dönemki Karabük Spor'daki arkadaşlık inanılmaz iyi derecedeydi. İnanılmaz böyle. Evet, çok, herkes, çok, birimiz, çok, hepimiz, çok, birimiz, herkes beraber çok, şey yapardık. Orada topla ya. Çok. Tamam mı? Çok. Harbiden var ya. Bombaları patlatacağım. Abi nerelerde? Özcan abi. Şak. Efendim canım. Hasan Şermet nerelerde Hasan abi? Vallahi Hasan'ı bilmiyorum. Ya. Hasan'dan Trabzon'da geldiğinde görüştüm. Muğla'da olduğunu ama biliyorum da burada niye yok acaba? Hasan abi, arkadaşlar, Hasan abi, arkadaşlar görüştüler. Tarık da yok. Bu akşam için başka bir program olduğunu söyledi. O yüzden katılamadı. Herkese selam söyledi Hasan abi. Öner bir şey sorabilir miyim? Öner bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Az önce hani programın buraya gelmesi derken benim konuştuklarımı eleştiri falan algılamayalım. Ben eleştiri için söylemedim. Yok yok, öyle bir şey. Asla biz öyle, biz öyle algılamadık. Yok. Hayır. Yok, abi, sorun yok. Çünkü ben o günkü takımımıza inandığım için, bildiğim için yani yenerdik diye getirdim. Hani bir eleştiri anlamsa sakın anlamayın. O bizim hatıralarımızdan. Eyvallah. O dönem Karabük Spor'u Türkiye seviyordu. Herkes kabulleniyordu. Çok. O dönem. Yani o yıl. Herkes sempati duydu Karabük Spor'a o dönem. Kesinlikle. Karabük Spor yani turizmden Kardemir'de, o zamanlar bir de Kardemir'in kapatılması gibi bir gündem vardı. Dünya evet, tarihi. Evet. O gün yaptık zaten biz. O gün yapıldı. O dönemlerde yapıldı yani. Evet. Ama ben doğayan topçularımız orada, hocalarımız var ya. Ben geçmişi hep konuşuyoruz. Evet, bugün 15'ten. Ben şu andaki olaya çok üzülüyorum. Hani federasyon iptal edecek, teslim edeceklikleri diyorduk. Öyle bir şey de olmadı. Anlık için. Evet, orada ben da ben söze girmek istiyorum müsaadenizle. Tabii buyur. O döneme ait misal vereyim, benim kendi izlenimlerimden, kendi hatıralarımdan. Ligin 10. haftası. Henüz galibiyetle tanışmamışız. Sağımızda Altay maçımız var. 60. dakika 1-0 mağlubuz. Ve o İlk yabancımız gelmişti. Ben Yusuf. 35 metreden bir gol atmıştı. 1-1. Ve maçın artık son dakikalarıydı. Uzatma dakikalarına gelmişti. Ali Kemal Hoca Şakir abiyi ileri diye zorla ileri göndermişti. Bundan sonrasında Şakir abi anlatsın diyorum. Maçtan önce daha galibiyet yok. Çıktın gittin mi? Ne yaptın lan? Maçtan önce Mahmut Özgener Altay'ın başkanı. Maçtan sonra da izin var, geleceğim mi dedi bizimle, İzmir'e döneceğim mi dedi. Dönerim dedim, başkanın yer varsa dedim. Olur dedi, maçtan sonra görüşürüz dedi. Tahir şahane bir gol attı sol ayakla, voleyle. Sol taraftan yan ağları 1-0 ilk yarı mağlup olsun. Ondan sonra Yusuf gelmişti o hafta, transfer olmuştu. Yusuf'i oyuna soktu Ali Kemal Hoca. Tarık bir ara pası verdi Yusuf'e. Yusuf gitti, yaptı golü. 1-1 oldu. Son dakikalar sonra Ali Kemal Hoca git ileri dedi. Tesadüf Yusuf araya bir top bıraktı. Top da sıçrıyor. Kaleci de Aydın, da Altay'ın kardeşi, daha delen. O çıktı, üstünden aşırttım. Gol, 2-1 kazandık. Ya tabii çok mutlu olduk uzun süre. Anlamlı bir gol. Galibiyet golü anlamlı gibi anlatıyorsun. Galip gelememişiz. Tabii çok özel bir gol oldu. Çok mutlu olduk. Çok. Maçtan sonra da Mahmut Başkan dedi. Ulan Allahsız vuramadı mı dedi Altay'ı. Galibiyet yok başkan dedim. Nasıl dedim yani. Böyle. Şimdi dedim almazsın da sen dedim. Dedim götürme lan, olur mu dedi. Hadi gittik İzmir'e, izin vermiş sağ olsun Ali Kemal Hoca. Böyle bir anısı kaldı yani. Şakir. Çok güzel duyguydu. Aynı vuruşu Fenerbahçe maçında da yaptım Fevzi'ye. Benim sesim geliyor mu? Görüntüm var mı benim?
Görüntü yok Feriz abi. Görüntü yok. Start videoyu açabilirsin. Problem yaşıyorum. Görüntüyü aç. Orada stop video diye bir şey yazar. Oraya bastığınızda hocam görüntünüz açılacak. Stop video. Evet. Kamera işareti. Şu an oldu. Vay kardeş gözlükler yakıştı. Burnun palyaço burnu gibi. Ya Ali. Ulaştın sanki bana var ya şeysin. Kıvanç tatlı. Yok sen. Şakir abi. Efendim canım. Resmi kanıtlarda o gol benim. Ben attım onu. Aynen öyle. Evet. Çık aradan Şakir abi burada. Şakir niye sahiplendi anlamadım. Resmi kayıtlarda 90 gol Cankat. Öyle mi yazıyor? Tabii. Yanda tönder de yazıyor bunu sayma ama. Tebrik ederim Cankat. Önemli mesaj etti bana. Abi de golü sen mi attın dedi, tamam mı? Ben dedim ne diyeyim ki? Çok güzel ya. Şimdi Cankat da bayağı golcü esasında ama. Ya iyi gol atardı ya. Çok iyi. Trabzon maçına gitmişiz. İlk yarı 45 dakikada 5 olduk. 46-0 olduk ya. Ama bir dakika bak hayır. Ama şimdi Arçın Şota mevzusu var. Onu geçelim de. Yok, geçmeyelim. Ama bir dakika. Galatasaray maçın müthiş geçti içeride. Oradan gir bağlanalım. Bak İlyas Hoca ne dedi biliyor musun? Dün gibi hatırlıyorum. Şakir dedi. Ayağım dedi her seferinde orta saha çizgisine bastığını göreceğim dedi. Çıkaracaksın önde basacağız. Önde bastık. Trabzon'da. 20 da devirse hangisinin artık olduğunu araştırıyorduk zaten. 20 dakika 3-0. Bana abi santraları mı sen yaptın? Orta saha çizgisine verirken. Hayır. Çıkacaksın. Basacaksın orta saha çizgisine. Arka yok yok. Santraları yapmışsın sen. Arka taraf açılınca 3 yaptılar. Devreden sonra oyundan çıkardı beni. Santraları yapmışsın sen abi. 40'ta 6-0 oldu maç ya. Ümit'im. İlyas Hoca'nın yaptığı... Şöyle bir şey oldu. O gün biz tabii... İbo oynuyor. Ben de soyunma odasından geç çıktım. Biraz kahvesi yaptım. Beraber, evet. Ondan sonra baktım santra yapılıyor. Ama duymuştum ben. Maç başladığını duydum. Tünelden tamam. Çıkarken gürültü oldu. Hatırlasın mı? Levo sen hatırlarsın orada. Necdet'le siz mi? İkiniz mi? Kim oynuyordu orada ikiniz? Levent Cankat oynuyordu. Arkalarında ben oynuyordum. İkimiz Arçelik'in odayı tutuyoruz. Dakika 3 oldu. Levent anlasın. Şöyle bir şey söyleyeyim. 45'te 6 oldu zaten. Maçtan sonra... Ali bir dakika dinle ya. Biraz başkası konuşsun ya. Şimdi ben şöyle konuşuyorum lan. Öyle yapalım mı? Bu şahit oldun mu? Yapalım mı? Cankat'la Nejat. Arçil, hangisi Arçil, hangisi Şota? Bulana kadar ben, zaten 4 tane attılar. Cankat'la Nejat değil. Akir o bırakmadı ki onu anlatıyor. Bakçam atıyordum. Adamı da bulabilir. Levent maç Necat'a. İçinde Levent soruyorlar Necat'a. Hangisinin Arçel, hangisinin Şot olduğunu. Tabii. Maç altından sonra. Anlamaya çalışırken adamlar 6 yaptı zaten. 6'dan sonra öğrendik zaten hangisinin Arçel olduğunu. Yalnız arkadaşlar sonra... bir şey anlatacağım. Trabzon maçından sonra içeride Kocaeli. 2-0 yendik Kocaeli'yi. Kocaeli 2-1. Takımı da müthiş 2-1. Takım. Pardon 2-1. 2-1. 2-1 yendik. Durum 2-1. Sağdan Faruk. Aldı topu gitti. Karşı karşıya. Bursa gol. Saffet'e çıkarsa gol. Hakem Necdet Erdilek. Ben de geriden koşarak geliyorum. Takip ediyorum. Faruk dışarı çıkar dedim. Faruk dışarı çıkardı. Bomboş topu ayağıma aldım. Ben geri döndüm. Oyuna soktum topu. Bütün sene boyunca bir sene sonra Faruk'la herkes bu mevzuyu konuşmuş. Çok güzel bir anıydı. Necdet Erdilek hakem İzmir bölgesi. Ulan Allahsız dedi neler yapıyorsun dedi ya. Teyze. Evet. Ben konuşayım. Şu Fenerbahçe maçını bir Vohcu'nun vuruşunu anlatsana.
O şey İstanbul'daki dörtlük maç mı? Aha. Biz çıkış yapıyoruz. Otiç vardı. Otiç gelmişti. Otiç. Hayatındaki evet. Tek golü attı tabii. Şaka mı var? benim ayağı kapalı türbünden aldılar. Biz çıkışa geçtik. O arada golü yedik. Evet. Evet. Ya çok güzeldi tabii. Bir milyon tane anı var. Ben yani herkesin ağzından dinlemek istiyorum tabii ama benim o zamandan kaptan aklımda kalan ne var biliyor musun? Bak bu iki arkadaş Ümit ve Cankat. Şimdi söyleme sahip ben seviyorum giyinmeyi. İşte alıyorum bir şeyler, tişörtler falan. Bu arkadaşlar da abi sürekli benim odadan şey gibi, mağaza gibi gelip giyiniyorlar. Tırtıklıyorlar. Tamam, ondan sonra tırtıklıyorlar. Arkadaşlar oradan gidiyorlar işte. Nereye gittiklerini artık buradan söylemeyeyim. Yani açık verme. Çok açık verme. Geçmiş zaman. Ben açıkları vereceğim şimdi bir Özcan'ın patlatacak. Şakın şako. Öyle seni seviyorum biliyorsun. Oğlum o da arkadaşımsın sen benim. Ne yapıyorsun? İşte yalnız o, yani ben, özel şeyleri söyleyeceğim. Ben birkaç canın şey öğrenmek istiyorum. Şimdi birincisi aklıma gelen Osman abi rahmetli oldu diye. Rahmet eylesin. Uğur Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Cey abi. Metin Başkan. Sabahattin hocamız. Bak Metin Türker var. Metin abi mesela. Metin abi. Allah hepsine rahmet etsin. Abdullah Balaban var. Eski takım kaptanı Karabüşkor'un Abdullah Balaban. Allah hepinize uzun ömürler versin arkadaşlar. Hepimize, cami cümlemize. Sağ ol. Evet. Amin. Şimdi Tuncay abi gelir. Tuncay abi orada mısın? Ses ver. Tuncay abi orada. Bağlanamadı. Hüseyin de yok ya. Yok herhalde ya. Hüseyin de arkadaşlar, moderatör arkadaşımız bir şey yapsın, organizasyonu yapsın bence. Evet, abi tabii yani söz ver. Böyle bir şey yapalım mı? Mesela daha iyi olur. Daha iyi evet, olur. Daha iyi olur. Evet. Biraz daha iyi oluyor. Ben sadece şeyi soracağım. Tabii. Celal abi ne yapıyor mesela? Celal abi. Celal abiyle kuşa görüşüyorum ben. Havuz mavuz işleri yapıyor. Kuşadası'nda herhalde Celal Ege bölgesinde sanki ya. Ege bölgesinde yok, evet. Kuşadası'nda herhalde abi. Kuşadası'nda kooperatifi vardı onun Özcan. Kooperatifi efendim? Vardı ya. Ondan evet. Sesim geliyor mu? Geliyor mu? Evet geliyor. Sarıyer'de yaşıyor Celal baba. Baksana bir dakika. 6 ay Kuşadası'nda kalıyor. 6 ay Sarıyer'de. Yarın eyvallah. Yani. Şey bizim Şevki abinin abisi Ali Hoca Karabük'te. Karabük'te. O Karabük'te mi? Karabük'te. Şevki'de Karabük'te var. İyi tamam. Ben sadece merak ettiklerimi sorayım. Susam Hoca oradadır. Moderatör arkadaş. Moderatör arkadaş şey yaparsa, organize ederse şey daha güzel gider gibi. Karabük'ten Sedat İlhan niye yok bu arada? Sedat İlhan, Nejat yok. Hadi Nejat, bildiğim kadarıyla Ankara'da yaşıyor evet ama Sedat da evet. İlhan Karabük'te yaşıyor yani neden yoklar? Kerim yok. Kerim Gaziemir'de, İzmir'de yaşıyor. O da yok. Ya ben gireyim şimdi. Karabük'te. Tarık nerede? Tarık'ın haberi var. Hatta gruptaydı. Sadece hani gelmedi. Onu bilmiyoruz. Hocanın haberi var. Konuştuk kendisi. Moderatöre bırakalım şimdi. Ulaşmaya çalıştık. Biz şöyle bir şey yapalım. Az önce siz Dursun abiden bahsettiniz. Yemeklerinden bahsettiniz. Biz bir ses açalım arkadaşlar. Dursun abi şu an bizi izliyor zaten. Kendisini görebilecek. Çok selamlar. Şu an konuşabilir kendisi. İyi akşamlar abi buyur. Alo. Dursun abi buyurun. Siz konuşun gelecek görüntü. Sevgi merhaba. Alo. Alo kaptan merhaba. Dursun abi merhaba. Merhaba. Neredesin? Vay. Selamlar. Koca Usta nerelerde? Vallahi Koca Usta da buralarda işte. Yaşlandık artık ya. Ama Koca Usta da var ya ayıp ya. 8 çeşit yemek mi olur be abicim?
Doğru diyor ya. Doğru diyor. O zamanlar mahallede kaldı. Vallahi ya. Eyvallah Dursun abi. Maşallah. Vallahi maşallah ya. Ya çok iyiyiz abi. Allah'a şükür. Sen nasılsın? Sen de çok iyi görünüyorsun. Vallahi iyiyim şu kadar. Şu anda kulüpteyim işte. Takım kötü orada. Şu an oraya bak veriyorum ya. Allah gücünüz, kuvvetiniz versin. Ya maaş... Maaş alıyor musunuz? Vallahi maaş sorun değil artık. Hani vefa borcumuz var ya. Durumlar sana, kötü, yani. Durumlar kötü. Kötü durumlar işte. Vefa borcumuz var. Onu ne edelim dedik ya. Olsun. Allah razı olsun. Kaptan bir organizasyon yap. Levo bizim şeydeki cuma şey yanındakilerden kimseden haber var mı? Hiç bilmiyorum. Hiçbirini görmüyoruz ki ya. Görünmüyor ondan değil mi? Onun zaten Mustafa bildiğim kadar Kardemir'de işe girdi. Salim vardı öyle. Ursun abi vardı. Onların hiçbiri pek yani. Salim çay verdikten sonra elleri yıka diyordu ya Hüseyin ona. Ya şahımız olsa. Evet Emre kardeşim. Biraz sen yönlendir o zaman istiyorsan. Ben bir fotoğraf paylaşayım. Şöyle ekrana gelsin. Tamam. Bir fotoğraf geldi mesela şöyle. Çok vay güzel. Evet. Vay. Ali çok karizmasın be Ali. Vay kurban olayım ya. Şuraya bakar mısın ya? Burada daha genç. Değişmemiş ya. Eskiden yaşlıymış be. Vay be. Vay kurban olayım be. Of. Yaşlandık, yaşlandık valla. Çok güzel be. Sedat Ali Çebi. Ali tam tersi. Şimdi daha genç. Evet Ali geriye doğru gidiyor valla. TDK'yi ya. Maşallah deyin o zaman. Maşallah. Allah nazarlardan korusun. Tuncay abim bir sesini kurban duyalım. Sen de ben anılarını paylaş bizimle ya. Paylaş tabii ya. Her maçtan sonra tur attırıyordu bize ya Tuncay abi. Yalnız şampiyonlukta nasıl onu protesto ettik? İsmail abi Seren Serengil'e getirmişti değil mi şu şampiyonluk gecesi? Evet. Of şu resim de çok güzel bak. Mersin maçı sonrası bu. 1-0. Evet. Başkan Dursun başkan nerelerdi? Onu da mı hatırlıyorsun abi? Işte. Selahattin Akşay hocamızı Allah'tan rahmet dileyelim. Evet, Allah rahmet eylesin. Rahmet eylesin. Susam hoca nasıl? Susam hoca arkadan kafayı uzatmış gene. Susam hoca, evet. Evet. Pozisyona girmiş. Tınas önündeki değil mi? Susam hocanın önündeki Tınas. Ali Kemal evet, hocama bak buraya ya. Çok tıfılmış orada ya. Ali Kemal hoca yavru kurt kalmış arada. Yemin ederim. Şakir aldın onu golün altına oğlum ya. Bir kayboldu. Markajı aldın onu. Ne yok yapsın? Yok. Omuzları almıştık Ali Kemal hocayı maçtan sonra. Evet. Biliyorum hatırlıyorum. Şampiyonluğu burada kutlamıştık. Ümit evet, bu maçtan bir hafta önce miydi söyleyiver. Özal ölmüştü sahaya giderken. Haber geldi, iptal evet. Oldu. İptal evet, oldu, evet. İptal değil oldu. Mi? Evet. Bir hafta sonra oynadık doğru. Bu maçı. Evet, doğru oynadık, doğru. Ben Cuma yönden çıkmıştık, günleri... yoldan geri dönmüştük iptal evet. Oldu diye. Abi yani, bu maçta ben ya da bir gün önceydi. İlk defa yok, kafa golü atmıştım maça ya. Giderken, maça. Yok, Fikom, bir gün önce haber istedim. Geldi. Hayır. Hatırlıyor musun abi? Hayır, maça giderken. Kafayla gol atmıştım ben ya. İlk defa. Yok, maça giderken değil, kamptaydık biz Cuma yönden. Ben bir gün önce hatırlıyorum. Kamptaydık, kamptaydık herhalde. Kampta evet. Cuma yanından evet. İşte giderken haber geldi. Bir yere gidiyorduk. Neyse işte. Evet, önemli değil. Yani de ama vay. Ben kampta oldum zaten. İsmana geliyordunuz İsmana. Ben... Allah rahmet eylesin Uğur İsmana. Kardeşimiz. Of Uğur'um benim be. Haber geldi. Bu kadar koşan bir santrafor olur mu ya? Ben böyle bir şey görmedim ya. Evet, abi. Kurban olayım ya. 74 doğumlu. Ümit hatırlıyor musun? Sezon başı 3 ay rapor vermiştim Uğur'a. Vay kurban olayım ya. Sözden başı kampta 3 ay rapor vermiştim ben. Sakatlık olmuştu ya. Allah hatırlayamadım birader ya. Of. Uğur rahmetli mi oldu ya? Tabii. Evet. Kaçın oldu ya. Neredeyse 10 sene oldu. Yalnız transferlerden Gürses'le Buran bize hiç yararlı olamadı. Yararlı olamadı. Sözden başı gittiler zaten.
Değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum. Evet, evet. Gürses abi gitti herhalde. Burhan abi biraz evet. Daha kaldı ama. Beşiktaş maçından Gürses, sonra gitti. Gürses ayrılmıştı. Doğru diyorsunuz. Erken ayrıldı. Evet erken ayrıldı. İşte kamptan hatta belki de. Kamptayken. Beşiktaş yani arkadaşlar Burhan daha sonra gitti. Hatırlıyorum. O zaman tabii idman sahamız falan yok. 45 gün şeyde kamp yaptık o zaman. İlk Siirt maçı bu. İlk Siirt maçı. 1-0'lık. İlk 1-0 yendiğimiz Siirt maçı. Siirt maçı bu. Evet. Aynen öyle. Evet. Playoff'un maçı. Benim ilk maçım Tarık'la. Şako. Orada çizgiden topu çıkardığını hatırlıyorsun değil mi? Evet. Çamurda aynen. Çıkardım. Zaten ondan sonra penaltı aldık. Aynen. Hasan atmıştı penaltıdan. Evet, Hasan atmıştı. Ondan sonra penaltı. Çizgiden mağlup duruma düşecektik ama sen çizgiden çıkarmıştın. Evet, evet. Kıtanda da topçuydu ya. Of! Of! Balerin gibiydi ya. Zaman, Erol Hoca mıydı onların hocası o zaman? Yok yok, onlarda Yaşar abi vardı. Köpükler geliyordu. Yaşar abi vardı. Köpükler geliyordu konuşurken. Kaptanları. Şirzat. Ben Hur vardı. Atilla vardı. Evet. Atilla vardı santraforları. Eğer soru sormak isteyen varsa sesini açabilir. Özkan soru sormak istiyor sanırım. Özkan Mermi. Kendisinin sesini açabilir miyiz arkadaşlar? Özkan Mermi. Herkese merhaba öncelikle. Çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Merhaba kardeşim. Merhaba. Feyzi hocam sizle başlamak istiyorum. Şimdi dediniz ya ilk bizi almalıydınız. Ya aslında haklısınız. Çünkü biz başarmayı sizle öğrendik. O seviyelerde oynamayı sizle öğrendik. Ama 15 Mayıs'ta denk getirmek için aslında bugün seçildi. Yoksa tabii ki siz her zaman için daha öndesiniz. Daha kıdemlisiniz öyle söyleyeyim. Eksik olmayın. Ya küçük bir sitem değil de aslında şaka yollu bir şeydi. Evet ama yıl dönümü amaçlandı sadece. Eyvallah, eyvallah. Onun, eksik olmayın. Onun haricinde yaşımız nedeniyle yetişemedik aslında size. Yani 94 yılında 4 yaşındaydım daha. Dursun abi anlatsın. Buna benzer bir ligde kalış macerasını 2013'te son haftada Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek biz aslında yaşadık ama şimdi baktığımda işte videolarınızı izlediğimizde, belgeselimizi izlediğimizde aslında onda biri kalibresinde oluyor. Yani sizin o dönemki mücadeleniz çok daha başka bir seviyeymiş. Onu gördük. Onun haricinde yani küme düşmüş olmanız gözümüzde hiçbir şeyi değiştirmiyor. Çok büyük bir miras aslında. Hala duygulanıyoruz görmememize rağmen. Hepinizi her zaman için saygıyla anacağız zaten de. Allah razı olsun. Yani kime söylesek esnaflara falan herkes övgüyle bahsediyor. Hiç kimse sizden kötü bahsetmiyor. 2013 kadrosunu say desen sayılmaz. Ama bu kadro efsane. Bu her zaman sayılır. Evet, eyvallah. Ben görüyorum. Hepsini ilk defa görüyorum ama ben de sayabiliyorum. Şey soracağım size. Yani ulaşamadığımız için o dönemki videolara falan. Bir Gençler Birliği maçı var. Son dakikada Konan'ın golüyle yenildiğimiz. Aslında Bursa'da maçların oynanmasına sebep olan bir maç. Ama herhangi bir video, herhangi bir görüntü göremiyoruz. Sizden duymak isteriz. Galip bizi. Bak dinle. Galip bitirken Ümit'in ikinci golünü vermedi. Golümüzü vermedi. Böyle o bir şey yok. O maçı sizden duymak isterim abiler. Bir de Ümit'in esas Samsun'daki golünü vermedi. Kaleci Erol'la Kasım birbiriyle kavga ediyordu. Serdar Çakman. Serdar Çakman. Bitirdi bizi orada. Erol'a küfürler ettirdik. Gençler Birliği'nde büyük olaylar da olmuş. Sizden duymak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir günde karşılaşırız. Nasip olursa. Biz teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Kendine iyi bakın. Evet Ümit golün kahramanı, sayılmayan golün kahramanı anlatsınız. Valla şöyle ben şimdi yeni başladım. Bir iki kelime edeyim de Karabük duygularıyla alakalı. Ya şimdi futbol hayatım boyunca, gerçi bütün arkadaşlarımız aynı şeyi paylaşıyoruz. Yani spor hayatım boyunca yaşadığım en dolu ve güzel iki sene diyebilirim yani. Muhteşem bir arkadaşlık yani şehirle bütünleşme. Ki birçok şehirde oynadım.
Yani hiçbir şehirde böyle bir birliktelik yaşamadım. Yani orada sadece biz kendi takım içimizde birlikte mutlu, inanılmaz dayanışma içerisinde olabiliriz ama yani diğer şehirlerde de olabilirsiniz ama yani takım içi dayanışması ve şehir dayanışması bu kadar üst seviyede bir yer yaşamadım. Böyle bir duygu da çok yaşanmış diye de kimseden de duymadım işin gerçeği. Yani bu yüzden inanılmaz senelerdi yani. Bunları yaşamak lazım. Hala aklımıza geldiği zaman çok inanılmaz duygulu anlar yaşıyoruz yani. Çok. Biraz yavaş yer misin? Hafif sesin geliyor. Yok yok bir şey yemiyorum. Burada burada aslında şöyle bir şey, o iki senemizin yani çok başarılı geçtiği süreçler çok oldu, başarısız dönemlerimiz oldu ama burada aslında yani orada skorlar, şampiyonluk başarıdan şeyden ziyade neticelerden ziyade yani o arkadaş grubunun orada yaşadığı ve şehirle yaşadığı şeylerin çok ciddi aslında incelenmesi lazım. Yani gerçekten birisi onları böyle alacak, konuşacak, edecek, onlarla ilgili bir şeyler sunacak yani insanlara. Gerçekten belgesel çok farklı. Gibi. Nasıl? Belgesel gibi. Ya çok enteresan yani. Şimdi onları dediğim gibi anlatmak çok zor yani. Yani o yüzden hepimiz için çok inanılmaz günlerdi. Tabii sonrasında işte herkes bir yerlere gitti. Farklı şeyler yaşadılar. Ama her bir araya geldiğimizde ikili, üçlü, beşli, onlu. Yani o günler bizim için farklı. Hatta evimizde ailelerimiz bile yani hala mı kardeşim yani bu kadar ne anlatıyorsunuz yani. En az 1000 sefer dinledik diyorlar yani. Yani doyulmayacak günlerdi. Öncelikle bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün Karabük şehrine teşekkür ediyorum. Yani bu güzellikleri yaşadık. Bu programları da düzenliyorsunuz. Değer verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. O dönemde de işte bu gollerle alakalı da yani bizim orada belki daha önceden bitirmemiz gereken maçlar da vardı. İşte böyle bir iki kritik hakem hataları diyelim artık. Diğer şeyleri söylemek Antep gerekiyor. Maçı onlardan bir tanesi duymuş evet, değil mi? Evet yani çok bu tarz oldu. Maçlar 2-3 tane maçta. Antep'teki maç değil mi? Evet. 0-0. 2-2. 2-2 pardon 2-2. 2-2 pardon. Yani şimdi birkaç 2-2. Tane maçımız var. Yani bu şekilde hakem neler hataları kaçtı? Diyelim. Bunlarla işte puan avantajımızı şey yapamadık ama dediğim gibi yani şöyle bir şey düşünün. Takım küme düşmüş ama Türkiye'de inanılmaz bir sempati kazanmış ve hala küme düşen günün kutlamasını yapan bir şehir var yani. Bu yani bilmiyorum başka bir yerde böyle bir şey olur mu yani? Yani küme düşen takımın böyle bir kutlaması olur mu diye. Yani bu da dediğim gibi çok farklı bir duygu yani. Tekrar herkese teşekkür ediyorum. Herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Sağ olun. Vay kralım benim de. Sağ olun, var olun hocam. Ne günler yaşan. Katılımcılardan Metin Aytekin abinin soru sormak istemiş. Metin Aytekin abinin sesini açabiliriz arkadaşlar. Kendi sorusunu sorabilir. Ben sadece bir araya bir şey daha ekleyebilir miyim? Buyurun. Sıkıştır. Şampiyonluk kutlaması Tuncay abiye yaptırmadık falan dediler mesela. Yani evet. Takım arkadaşlığının ne kadar güçlü olduğunu da oradan da anlayabilirsiniz. Yani bir takım karşı yapılan orada belki bir grup yaptı, belki diyelim 10 bin kişi vardı, 5 bini yaptı, belki 3 bini yaptı ama yani orada o inanılmaz bir emek harcanmış ve şampiyon olunmuş bir takıma oradaki tepkiler, yani bütün takımın oradaki birliklerini düşünün ve inanılmaz bir şey yaşıyorsunuz, şampiyon oluyorsunuz ve bunu kutlamıyorsunuz yani. Sadece neden? Birkaç arkadaşınıza yapılan kötü tezahürat, tepkilerden dolayı böyle bir birliktelikle soyunma odasına bütün takım koşuyor. Yani bu, yani ben başka bir takımda olacağını da düşünmüyorum. Ve içeriden de çıkaramadılar. Düşün yani çok
hocamız, başkanımız, bir sürü kişiler de bu rica ettiler falan ama takım bir sefer bir karar aldı. Çıkmıyoruz dediler. Yani bu da işin dediğim gibi o takım birlikteliğinin şeyi. Önemli bir boyut, evet. Evet, aynen. Yani bu çok önemli, enteresan da güzel şeyler yani. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Biz teşekkür ederiz. Metin abi, sorunu sorabilirsin abi. Bağlarsanız. Bağladım. Şu an ses tamam. Görüntü, ses geliyor. Buyur abi. Biliyoruz Metin. Tamam. Bütün katılanlara çok teşekkür ediyorum. Eski efsane oyuncularımızı bir kısmını bir arada görmek gerçekten benim için çok farklı duygular yarattı içimde şu anda. Ben özellikle merhaba Tuncay. Ümit'e bir soru sormak istiyorum. Onu tam cevaplamadı. Biraz önce sordular o soruyu. Samsun'da evet. Mükemmel bir gol attı. Ben tribündeydim. Evet. Fakat hakem iptal etti. Bu golle ilgili Metin abi kendi düşünce Samsunlu futbolcular orta sahaya gitsin gol diye. Evet, hayır evet, kaleci Erol dövünüyor. Kasım'la tartışıyorlar. Hepimiz fırladık. Ben bu o arada kafama davulcu tokmağı yedim. Öbür taraftan evet. Attılar Samsun tarafından. Neyse bir bu, ikincisi de bu golle ilgili enteresan bir şey oldu. Ben Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde genel sekreterken hakem seminerleri bizim üniversitemizde yapılıyordu. Evet. Ve bu seminerlerde hakem hatalarını içeren videolar da gösteriliyordu. Bir tanesine katıldım. Ve o videolardan en çok ilgi çekeni ve en çok üzerinde tartışılanı Ümit'in o golüydü. Bizim golü. Ve hakemlerin ortak kanısı, hakemlerin ortak evet. Kanısı hakem hatası olduğu yönündeydi. Gol aynen. Bu golüydü. Ümit'in bu konudaki evet. Düşüncelerini merak ediyorum ben. Ya şöyle soldan şimdi tam hatırlamıyorum bir orta sağdan. Geldi. Golün videosu benden. Var. Sağdan geldi orta. Açabiliriz. Bana da soldan geldi ya. Soldan geldi bence de soldan geldi. Ben golün evet. Videosunu açmaya çalıştım. Doğru diyorsun. Sağdan geldi. Tamam. Bence görüntüyü açtı. Her yerde bana şöyle. Garanti olsun. Şöyle garanti alalım. Biraz ekranda şey yapacak. Bağlantıdan dolayı titriyecek. İsa'nın ceza alanına ortası. Ertuğrul'un topun düşü ve toplamlarda. Arda arda gelen Samsun spor atakları. Karşılaşmada 60. dakika Kasım ve gol. Ümit'in kafa vuruşunda toplamlara gidiyor. Ama maçı kemik Serdar Çakman. Ümit'in Kasım'a faal yaptığı gerekçesiyle. Soldan geldi. Soldan gelmiş. Ali Bey. Evet. Sol ben yaptım onu. Sol lan. Hayır. Sen soldaydın işte Ali. Ne bak ya. Hayır ya, Ali, ben yaptım ortayı. Sen soldandı. Oğlum ortayı ben yaptım biliyorum. Bak soldan. Bir kez daha ekranlara geldi. Evet. Adamların sıçı dönük sola ya. Soldan. Şuraya bak ya, böyle bir şey olur mu ya? Bal gibi gol ya. Yani burada hakemi bağlamışlar. Hakemi bağlamışlar. Bırak. Aslında ne verdiğini de bilmiyor yani o anda. Orhan Kaynak anlattı bana. Özcan, ben rahmetli Erdoğan Arıcı ile 2005-2006 sezonunda orada çalışmıştım. Orada öğrendim. İçerideki maç 0-0'lık. Şimdi hı-hı. Yorum yapan şahıs. Öteki maçta Serdar Çakman. Yani söylediler gerekeni. Ya biliyorum ya. Ben öğrendim onları ya o zaman. Devam edelim. Tabii devam et kardeşim. Çift ekranında bu kez bir soru var. Ondan sonra da bir tane sözlü soru olacak. Çift ekranına bakarsak burada biri şey sormuş. Sizleri işte babamızdan, amcamızdan dinlediğimiz hikayenin kahramanlarısınız diyor arkadaşımız. Sizleri gördüğüne çok sevindiğini söylüyor. Sorusu şu, o dönem tekrar geri gelebilmesi için şehir olarak sizce neler yapmalıyız diyor. Levent konuşsun bence biraz. Levent o camianın daha fazla içinde. Aynen öyle. Levent konuşsun. Evet. Levent konuşsun. Ondan sonra ben de konuşayım. Ben de sonra kısa bir süre orada çalıştık. İlave yaparız. Ben de o konuyla ilgili ilavelerim olacak. Tamam, doğru diyorsun kral. Yani öncelikle evet, böyle bir ekibi yakalayabilir miyiz? Böyle bir genç ekip.
maddiyattan önce manevi yanını ağırlıklı bir futbol toplumunu bulmamız lazım. Zaten bundan sonra futbol ekonomisinde hani böyle paraların da olacağını düşünmüyorum. Ama bu topluluk gibi maneviyatı yüksek, arkadaşlığı yüksek bir ekip yakalanabilirse tekrar takım bütünlüğü anlamında sağlanabilir. Ama bunun haricinde bir de şehrin de o zamanki taraftar kitlesinin de olması lazım. Çünkü şu anda gördüğümüz burada Karabük'te şehir tamamen Karabük Spor'u unutmuş, silmiş durumda. Yani mevcut maçlara dahi birkaç seneden beri, hatta katılım o kadar az ki, bir doymuşluk var. Önce şehrin bunu, heyecanı tekrar yakalaması lazım. Ondan sonra şehrin dinamikleri de el ele verirse tekrar aynı günleri yakalayabiliriz diye düşünüyorum ama bu süreç şu anki görüntü itibarıyla çok zor gözüküyor. Bunun için şehrin dinamikleri el ele vermesi gerekiyor. Levo ne kadar var? Yani mevcut borç ne kadar? Altından kalkılmayacak bir rakam mı? Ya da nedir yani? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani bu yönetim kurulu kongrelerde açıklanan ilk borç 195 trilyonlu. Ama bunun üzerine günü gelmemiş borçlar falan var. 250 trilyon deniyor mu? O zamandan bu zamana borç ödeme diye bir şey yok. Bu borçlar hani belli kısmı hani yayıncı kuruluşta alınan paralar deniyor. Kardemir'in sponsorluk belli paralar falan düşünüyor. Ama gerçek bir borç var. Futbolcu ve teknik heyeti olan borç 50 trilyon civarında. Tabii bunların içinde yabancılar olan paralar falan var. İşte bunlar, bu para nasıl tedarik edilip de futbolculara ödeme yapılıp hani izin kağıdı alınacak transfer için. Bir de vergi ve sigorta borcundan bahsediliyor. 70 trilyon. Diğer borçları da zaten hani Mustafa Başkan'ın borcu zaten hani aldığı yok. 70 trilyon deniyor. Herkes bir hesap kitap yapıyor ama sonuçta ortaya bir araya gelip de ortak bir ses olarak bu problemi çözmek için şu anda şehrin ileri gelenleri olsun, dinamikleri olsun hiç kimse elini taşın altına sokma niyetinde de değil. Yani borçtan ziyade şehrin dinamiklerinin bir araya gelip bu takıma sahip çıkması. Ama en önemli şey, bunu söyledim Karabük Spor'da görevdeyken de söyledim. Her yerde de konuşuyorum. Taraftarımız, bizim o dönem sahaya çıktığımız zaman hatırlayın, Cuma yanından stada gelirdik, saat 11'de söylenen stadın kapıları kapatılmış, full seyirci. Evet ya, evet. Ünal hocamların geldiği dönemden önce işte o Süper Lig'deki ikinci yarıdaki transfer yapıldı, bir sürü oyuncu alındı. O dönem istemediğimiz oyuncular da alındı ama her neyse onları kurcalamaya gerek yok. O zaman bütün oyunculara, o takıma gelen bütün oyunculara teşekkür ettik. Çünkü kulübün maddi durumunu ve ligdeki pozisyonuyla her şeyi çok net biliyorlardı. Bu sıkıntılı sürece geldikleri için hepsine teşekkür ettik. Demek ki bu mücadelenin içinde varsınız ve bu lig piyasasında 15-17 hafta oynayıp en azından kendi piyasanız için bir şey yaparsınız diye. İnanın hani 3-4 maç geçtikten sonra herkes alacağı ödenmeyen paralarla kulüpteki maddi sıkıntıları bahane ederek ya da takımda oynayıp oynamama, kendini gösterip gösterememe fırsatlarıyla direkt benciliğe girdiler ki bu süreçte zaten hiçbir şekilde bir şey yapmak imkansızdı. Aslında tabii sezonu kurtarıp gelecek sezonu futbolcuların düşünmesi gerekir yani. Tabii yani o Süper Lig'de yani birçok oyuncunun bize geldiği zaman ben hepsinin listesini de çıkarttım. İnanın bize gelen oyuncuların geldikleri takımlarda birkaç tanesinin 2 ya da 3 maçı vardı. Birçoğunun maçı bile yoktu. Çok satılmış oyuncular burada kendini gösterecektir. Yani çok farklı bu takımın ben hani ağasıyım, paşasıyım ya da her şeyin moduna girerek belli tavırlara girmesi zaten ister istemez o tabloyu da görür. Bu takım yine küme düşerdi ama bu şekilde de olmazdı. Olmama ihtimali yüksekti ama, yani. Ama İşte o aidiyet dediğimiz, maneviyat dediğimiz bizim bu topluluğumuz bütün Karabük'e göstermişti ki Karabük halkı da zaten inanın öyle bir tepki gösteriyor ki sahadaki maç oynanırken ben bütün maçlara gidiyorum burada. Sahadaki sporcu sayısı ya da teknik adam olsun, görevliler olsun türbündeki seyirciden daha fazla. Oynadığımız her maçta içimiz acıyor.
Ben şu anda tahmin ediyorum. Video okumaya da gidiyor. İnşallah bir yerde buna birileri dur deyip tekrar ambulansı inşallah olur yani. Olur ben inşallah. Bir şey sorayım Levent. Levent kardeşim bir şey sorabilir miyim? Tabii abicim. Tabii'nin valisinin spora bakış açısı ne oğlum? Abicim yani şöyle söyleyeyim. Kulüpte şimdi borç meblağı büyük olduğu için kimse bu borcun altına girmek istemiyor. Giremez abi kolay kolay çok zor. O zaman yani girmek o zaman bu, biliyorsun Özcan abi bu kulübün sahibi Demir Çelik, Kardemir. Herkes Kardemir'e atıyor topu. Şimdi orada da yani şirket hesap, borsa, şu bu filan denip bir şekilde onlar da ilgilenmiyor yani. Problem yok. Zaten en son gelen takım geldiğinde ben ağırladım onları. Bir TL para almadım. Biliyorsun az çok evet, bazı yerlere. Şunu söyleyeyim. O zaman Karabük'teki dinamikler bu işe ne diyor? Veya yeni bir takım kurulacak, başka bir takım kurulacak bu işi. Yani Karabük'ün en büyük en büyük sosyal etkinliği futbol. Başka hiçbir şey yok. Futbol olmasa Karabük hiçbir şey. Bak ben size söyleyeyim. Çok doğru söylüyorsun. Lafını kesiyorum. Sizin dönemlerde olsun işte daha sonra bizlerin olduğu dönemlerde bir taraftar, bir Karabük halkının spora açlığı vardı. Sporu sevmesi vardı. İnanılmazdı evet. Şu anda mesela ben hep şunu dedim. Bu statta şu türbinlerimiz de çok güzel oldu. Akustiği falan da çok iyi. Şahane stat değil mi? Evet. 14 bin kapasite. 3-4 maç dolduralım. Protesto edelim. Küfür etmeyelim. Protesto edelim. Neymiş? Kardemir'i, belediyeyi, bürokrasiyi, her şeyi. Yani bu kulübe kim sahip çıkmak istiyorsa o statı doldurup protesto edelim. Ama inanın o türbünü doldurmak imkansız. İnsanlar gelmiyor artık. Tamamen bizim zamanımızda boş yer yoktu ya. O heyecanı evet. Kaybetti o zaman. Evet, Fevzi Ali hatırlamıyoruz mu? Fiko, tabii. Levo şeydeki Mersin'deki Mersin maçı böyle bir şey olur mu ya? Evet. Mersin ya. Rahmetli Körop abimizin diğer gözünü kaybetti. Evet, gözünü evet, kaybetti. Aynen öyle. Apa evet, abi için gözünü kaybetti. Evet, otobüs gelmişlerdi ya. Böyle bir şey olur mu ya? Allah Allah ne maçtı? Şey var, görüntüleri var o resmin bende. Mersin Mayurdu maçlarının. Orada seyirci falan müthiş ya. Var abi. Ya Fiko böyle bir şey olur mu ya? Neydi öyle? Bir abi, de şov yaptık. Mersin takımı da yıldızlar topluluğu. Evet. Ya penaltı kaçırdığımız halde ya. Onları ne yaptık? Kalemize gelemediler ya. Evet. Doğru diyorsun. Şaka doğru. Oynadığımız en iyi maçlardan birisiydi mesela o da. Evet. Mersin'deki. Aynen öyle. 1-0 kazandığımız maç. Evet. İskenderun'dan da bizim Demir Çelik'ten de çok gelen oldu. Kral atıyordu ya. Ya müthişti ya. Müthiş. Böyle bir şey olmaz. Atan tutan iyiydi oğlum. Atan tutan iyiydi. Eyvallah kaptan. Ya bizim Erdoğan falan. Muhteşem ama bir Sakarya takımı vardı. 3-0 Sakarya'da yendik ya. Biliyorum. Bak neler kaçırdı acaba merak ediyorum ya. Kaleci Fevzi bizim maça başlardık. 10-15 dakika içinde en az 2-3 tane net gol kurtarırdı böyle pozisyonu. Hiç unutmam maçları ben böyle gözüm içinden geçirirdim. Kaleci Fevzi yani 10. dakikada 15. dakikada 2-3 tane pozisyon %100 kurtarırdı. Sen rüyada mı gördün onu? Hepimiz yani defansımız da çok iyiydi. Ben Metin abiyi hatırlıyorum. Mesela Levent. Ama güven veriyordun. Güven çok önemli. Tabii. Eksik olmasınlar. Aynen. Ben gözümün önüne hiç gitmeyen bir manzara vardır benim. Hep anlatırım onu. Zonguldak'ta yendiğimiz 3-2 idi zannediyorum. 3-0'dan 3-2. Playoff'a kalınan maç mı? Evet. Ayağım kırıldı o maç. Ayağım kırıldı benim. Eyvallah. Şako Baba yoktu o maçta ama şimdi evet. Metin abiyle Levo oynuyordu. Kırılmayan yerin kalmadı Tuncay abi. Levo oynuyordu. Şimdi Levent de uzun boylu. Metin abi de çok uzun boylu. İkisi gözümün önünde. Onların santraforu da çok uzundu. Kimdi? Onların santraforu da çok uzundu. Levent vardı. Levent vardı. Mersinli Levent vardı. Şimdi Levo... Kayseri'de oynayan Levent mi? Evet. Kayseri'de oynayan Levent. Evet. Şöyle bir şey oldu. Mesela uzun toplarda Levent çok iyi sıçrıyordu.
Metin abi hava topuna çıktı Levent. Bir kafa topuna şeyle beraber, öbür Levent'le beraber. İki Levent çıktı. Evet. Metin abi arkalarından yani en az 1.5 metre yukarı çıktı. Özcan kaptanımız, hatırlarsın. Hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Ya çok ben hatırlıyorum. Yani Allah nasip etti. Çok takımda oynadım. Ama ben böyle kafaya sıçrayan bir adam, o anki manzara benim gözümün önünden hayatım boyunca gitmez. Yani ya çok güzeldi. Her şey çok güzeldi gerçekten ama ben küçük bir şey söyleyeyim. Belki çok konuştum. Kusura bakmayın. Şimdi Levent, herkes konuşabilir. Olur mu öyle Levent, şey? Levent anlattı. Yani yazık tabii. Çok üzülüyoruz. Şimdi ben görüyorum hepimiz, orada. Hepimiz. Genç. O 20 tane çocuk maalesef ellerinden geldiğince mücadele ediyorlar ama facia sonuçlar çıkıyor. 5-0, 7-0. Yani bir averaj takımı olmuş. Evet. Şunu da söyleyeyim. Yani o çocuklar o maça hazırlanıyor. Tesiste doğru düzgün yemek çıkmıyor. Futbolcu evet. Aileleri erzak yardımı yapıyorlar. Yani evet. Belli sıkıntılar çok fazla var. Zaten asgari ücret para oluyor. Onu bile alamıyorlar. Birçoğu. Evet. Maalesef. Yani sadece çocuklar işte bir çıkış yaparsa onlardan belli bir para kazanılır hesabı gidiliyor. Yazık şimdi, yani. Şimdi yani senin söylediğin gibi şimdi Tuncay abi de orada. Bu işe yani bu takım artık düştü. Bir alt ligde oynayacak. Evet. En azından kendi öz kaynaklarıyla o ligde kalabilecek. Bu yani gözüken şey bu takım 3-4 sene belki o ligde kalacak. Sene, evet. Belki 5 sene o ligde kalacak. O altyapıyı yapmak lazım şimdiden ki bu takım amatör kümeye düşüp kaybolmasın. Yani ismi ne kadar değişirse değişsin o Karabük ruhu kaybolur. Yani bugün hala Göztepe, Şakir abi bilir. Yani hala Ali Ağa diye belki hor görülüyor. Yani bir yerde o ruhu gidiyor. Bu takımın ligde kalması için. Değil kesinlikle mi? Doğru. Yani doğru. En azından bir altyapının 3-5 sene aynı ekibin Karşıyaka'nın 3-4 senedir yaptığı gibi bak ligde kaldılar ve borçlarını da ödüyorlar. Ancak bu şekilde belki bir yukarı doğru bir çıkış olabilir. Allah yardım etsin. Yani üzülüyoruz ama inşallah iyi olur. Dileklerimiz iyi, temennilerimiz iyi olması yönünde. İnşallah iyi olur. İnşallah. Program akışından devam edelim. Şöyle yapalım. Tansu Gürsel'in sorusu vardı bir önceki toplantıdan. Tansu abinin sesini açabiliriz arkadaşlar. Şu an açık sanırım. Evet. Abi buyur. Sorunu alabiliriz. Herkese merhaba. Merhaba. İyi akşamlar. Sesli sorun var sanırım. Bağlantı sorunu var. Tansu abi duyuyor musun? Şu anda duyuyorum. Benim sesim geliyor mu? Senin sesin çok daha zor. Geliyor. Şimdi gelmeye başladı. Tekrar sorabiliriz. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi ben futbola gözümü açtığım ilk dönemin kahramanı sizlersiniz. Sizin döneminize yetiştim. İlk izlediğim maçta o zamanki adıyla Yenişehir Stadı tabii bir Çankırı Spor maçı. Senesini tam hatırlayamıyorum. Çankırı Spor karşılaşması. Amatör bölgesel ligi mi? Çankırı Spor. Çankırı Spor maçıydı. Fikret Mahallebici'nin maç başında bir golü. İkinci ligdeki maçı diyorsun. Evet. İkinci ligde ve bayağı eski. Maç başında bir gol. 1-0 kazanmıştı. Hafızam yanıltmıyorsa. Tabii o zamanlar ayrı bir tadı vardı. 15 Mayıs dönemine kadar da geldik. 15 Mayıs'ta bir saha içerisinde alınan bir yenilgi ama bir şehrin, Karabük'ün bir kazanımı aslında. Yani orada takımla birlikte şehirde tek yumruk olmuştu. Aslında Ali Kemal Hoca da çok iyi hocaydı. Zaten takımı ilk çıkaran hocaydı. Hepimiz çok seviyorduk. Ama İlyas Tüfekçi ile bir çıkışa geçti. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Rahatsızlığı var. Şimdi o ara şehirde bir sıkıntı vardı. Belki hatırlarsınız işte
fabrikanın kapanma durumları söz konusuydu vesaire. Bayağı zor zamanlar geçiriyordum. Şehir bir bütünleşmişti. Takıma nasıl yansıdı bu? Yani hani az çok tabii dışarıdan takımı motive ettiğini biliyoruz ama içeride nasıl konuşmalar oluyordu? Siz nasıl hissettiniz bu durumu? Nasıl, bu süreci nasıl yaşadınız? Onu çok merak ediyorum. Onu sormak için söz aldım. Vallahi benim hatırladığım, bizim stadın yanındaki tesiste kalıyorduk Süper Lig'e çıktığımızda. 4-5 ay sabah öğle akşam yumurta yediğimiz. Alo. Stadın altındaki. Sabah öğle akşam yumurta yapıyorduk. Sabah işte sade yumurta, öğlen peynirli, akşam bilmem neli işte böyle. Sağ olsun Şako Baba şey yapıyordu. Diyordu. Bir şey kalmadı diyorduk Şako ben, Baba. Ben gideyim İsmail. Karışma. Karışma diyordu. Ben de hemen diyordu bir İsmail abinin oraya bir gideyim bakayım diyordu. Oturmaya gidiyordu. Bir geliyordu 8-10 şey poşet. Yumurta. 8-10 poşet. Allah razı olsun. Evet, 8-10 koli yumurta. Sizden de hepimizden inşallah. İlan kardeşim hemen giriyordu mutfağa. Eli yatkındı onun. Hemen pataküte hazırlıyordu bir şeyler. Çok güzeldi. Para mara bir şey yok yani. Öyle bir çok durum güzel. Var. Ama çok o şekilde güzel. Tolere ettik galiba biz o durumu. Öyle düşünüyorum. Çok ya çok inanılmaz güzel. Abi bak o dönemde mesela en önemli şeylerden biri de mesela bir taraftarlarla bir şey olmuştu, sıkıntı olmuştu. Tunca abi sonra barıştırmaya falan biliyorsun öyle bir mevzular olmuştu. Evet. Hı-hı. Yani şimdi düşün abi o dönemde bütün ekip olarak tesisin önünde biz varız. Karşıda da taraftarlar gelmiş. Bizim bir arkadaşa işte şey yapacaklar. İsmi önemli değil. Kendini biliyor. Çok, takımın çok dik duruşu vardı çocuklar ya. Evet. Böyle abi var. Böyle bir şey yok ya. İnanılmaz bir dik duruş vardı yani. Şehre mesela birisi inecek. Hemen oradan birisi diyor. Kardeşim diyor hemen iki kişi onunla beraber iniyor falan. Üçer iniyor bilmem ne falan. En son yani dönerken bir... toparlıyorduk birbirimizi, öyle dönüyorduk. Aynen öyle. Yani böyle bir şey vardı yani, muhabbet vardı. O dönemin o sıkıntılı süreçleri diyebiliriz ama yani orada bile bir enteresan bir keyif vardı yani. Ya bunun hayır için abi. yürek lazım kardeşim. Hepimiz çok yürekli insanlardık. Yani bir kaos oluşabilir. Ama kaosu ortadan kaldırabilmek için gerçekten çok cesur insanlar lazım diye. Herkes çok iyi niyetli. Aynen. Çok. Herkes çok iyi niyetliydi ya. Neyi söyleyeceğim? Bak Safranbolu'dan gece 2:30-3'te şampiyonluk kutlamasından dönüyorduk. Hatırlıyor musunuz? Evet abi. Beşmeren orada yolda İsmail Sümen'i durdurduk. Çekler değişti. Kulüp çekleriyle şahıs çeki. Hatırlayın. İsmail evet. Abi iki pompa gece bank açtırdı. İsmail abi hiç gaza gelmiyordu öyle değil mi canım? İsmail abi vallahi evet. İsmail abi bank açtırdı. Akbank mı ne para? Evet. Öyle bir şey olur mu ya? Aynen öyle. Özcan çıkar evet. Şu gözlükleri gösterini görelim ya. İsmail abi görünmeyen kahramanlardan göremiyorum o zaman. Aynen öyle. İsmail abi öyle. Evet doğru. Evet. Çok büyük katkıları olmuştur. Ümit o zaman Allah şeyi alacak. Versin. Söyleyiver o Mazda farlarından alacak. Neydi o şey? Amele Porsche diyordu Fevzi. Samsun'dan getirdi ya arabayı. Fevzi diyordu Amele Porsche lan diyordu. O ne diyordu? Ya o değil de şeyi hatırlar mısınız? İsmail abi marketten şampuan getiriyordu, makarna falan. Bilgi yarışması yapıyorduk Cuma'ya. Aynen ya, böyle bir şey olur mu ya? Ama ya vallahi. Kaptan hatırlıyor musun? Hatırlamaz. Kaptanın hatırladığı dergiler fazla hatırlamaz. Ya konuşma. Ya o dergiler şimdi, yukarıda üst kapşı. Dergiye girme, boş ver. Dergiye girme. Kaptanın hatırladığı dergiler var. Emre kral kardeşim. Şuna söyle bir şey oğlum bu mahal. Emre kardeşim. Buyurun. Bir mevzu şey yapayım bak. Şimdi bizim hani futbolcu şampiyon olan bir takım nasıldır işte düzenli bir şey kamp dönemi vardır. İşte yatması, kalkması, yemesi falan değil mi? Evet. Yani bizim takımın yani külliyen öyle bir şey yok yani.
Bizim şimdi Ali Kemal Hoca sağ olsun sabah antrenmanı falan şey yani yapmaz yani. Öyle bir antrenman mı? O da yok. Öğlen kalkardı çünkü. Evet. Zaten öğlen kalkıyor. Biz de gece gece saat 3'ler 4'ler takım uyumuyor yani düşün. Ama hep bir arada. Ya şimdi mesela bizim cuma ayında odalar 5'er kişilikti. Biz ondan ihtiyarlar sonra, erken yatıyorduk ama. He bunların grup şey Şako Baba şey Özcan Nazmi'den İlan vardı. Nazmi. Nazmi abi. Ya Nazmi abi de Fevzi'yi almışlardı bunlar. Fevzi arada kaçamak yapıyordu. Fevzi hep sabaha karşı geliyordu odaya. Ya sabah. Ya ayıp ya. Allah abi. Şako bir şey soracak sana. Ya boş ver de o yastıkların canı olsa da konuşsa ya. Bak sabah şimdi şöyle sabah 4 işte sabah diyelim gece muhabbet falan devam ediyor. Sabahın 3'üne 4'üne kadar. Tabi aşağıda da Ali Kemal hocalar uyumuyor tabi. Onlar oturuyorlar devamlı muhabbetteler. Ondan sonra bu Susam Hoca tabi disiplinli birisi ya Susam Hoca. Allah razı olsun o da devamlı bize şey yapıyordu. Ya diyormuş ki Ali Kemal Hoca ama yukarıdan bir sesler çıkıyor yani inanamazsın yani. Sanki şey var olay ya güreş yapıyorlar ya bilmem birbiriyle işte. Yastık savaşı yastık savaşı. Ama yastık kavgası falan. Ali Kemal de ya bırak diyormuş. Onlar işini bilir diyormuş. Kardeşim sen boş ver diyormuş falan. Ya düşün bir sabah maç geceleri bile. Ya gerçekten. Ya, yani. Ama maç gecesi uyurdu ama takım. Ya yok şimdi... bizim oda var ya imkanı yok ya. Şako baba. Ben yani ilk işte... bir şey anlatayım ben de hemen Samsun maçının üstüne. Biz 5-0 mı 5-1 mi mağlup olduk bugün? Evet. 5-1. Fikret attı golü. Fikret attı evet, golü. Ben çok evet. Çok hastalandım. Belki hatırlayan olur otelde. Maça da gidemedim. Hastanede geçirdim o geceyi. Ertesi haftada Erzurum maçı oynuyoruz içeride. İçeride. Çıkmadım çarşambaya kadar antrenmana. Neyse hafta sonu kadro açıklandı. Tabii normal olarak ben tribündeyim. Maç biz çabuk çabuk 4-0 yaptık. 4. 4-1 bitti maç. He. Şevki Erzurum'da o zaman değil mi? Kıvanç abi oynuyor. Kıva Baba oynuyor kalede. Ya nasıl olduysa Ali Kemal Hoca da şeyi Apo abi, kaleci Apo'yu kalenin arkasına göndermiş. Isırmaya. Bir iki oyun. Saatli bomba. Bunu bilmeyen olabilir. Bak bu hikayeyi bilmeyen olabilir. Neyse maç bitti. 5-0 mı ne bitti? 4-0 mı? Vallahi hatırlamıyorum. 4-1 yendik. 4-1. Ha, 4-1 bitti. 4-1 bitti. 4-0 iken şimdi gönderiyor Apo abiyi. Isınıyor Özcan abi. Maç bitti. Ben Apo abiyi gördüm. Kaleci Apo abiyi. Morali bozuk. Nasıl canı sıkkın? Ya dedim abi ne oldu? Niye canı sıkın? 4-1 kazandık maçı falan. Ya dedi sorma dedi. Hoca beni dedi gönderdi kalenin arkasına ısınırken Kıvanç dönmüş buna demiş ki ya Apo demiş keşke bir gol daha atsak da biz de işte sen kaleye geçsin. Gerekli bak diyor 5-0'a kadar bana güvenmiyor. Ya böyle bir şey olmaz diyor. Ya, yalnız kampa sendika de. Grubu gelince Apo nasıl kalkıyordu hemen? Ya çok yalnız Ümit Ümit hatırlıyor musun İstanbul dönüşünde Hasan'ın arabayla bir kaza yapmıştık. Ya, sen var mıydın? Sen var mıydın? Ya. Benim olmadığım sen ben Fevzi arkadaydık. Kaza bir dakika sonra tren geçti değil mi? Bütün vukuatlarda ben varımdır yani. Bir dakika şimdi, sonra tren geçti değil mi? Şimdi araba karda kaydı. Askıda kaldı orada. Aynen. Askıda kaldı. Biz hepimiz indik aşağıya. Tek Fevzi kaldı. Ben de şoförün arkasındayım. Evet. Tek Fevzi kaldı. Apo abi şimdi dışarıda diyor ki alalım Fevzi'yi alalım falan. Dedi ki Apo abi böyle yaptı. Lan dedi arabaya bir türlü vurayım Fevzi. Başka türlü oynama şansı yok kardeşim. Ondan öyle demiştim. Ya, peki öbür bomba ne? Fevzi de ayakkabıları da yeni almış bir tane. Ya ölümle burun burunayız abi. Ayakkabılarını çıkarmış bu tamam mı yolda gelirken. O da hala ayakkabılarını arıyor dışarı atmak için. Önce ayakkabıları attı. Sonra kendini attı yani düşün. Ama hatırladığım benim. Yani bir dakika sonra falan tren geçti. Tabii uçsak tren yoluna uçarız. Tabii tabii. Yani. Çok iyi hatırlıyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu katlarda. Tesislerde o şeyin kulübün eski stadın oradaki tesislerde.
Çok iyi oluyor sabah hocam. Biz kesmiyoruz. Gayet güzel. Sabah antrenman yaptık. Bitti antrenman. Kahvaltı yaptığım yok. Ya baktım bir tane şey var orada. Poğaça. Bir tane poğaça var. Herkes orada soruyorum. Kimin bu? Kimin bu? Kimin bu? Kimin bu? Diye kimseden ses yok. Abi ben çayı doldurdum. Poğaçayı yedin. Arkadaş var. Zat-ı muhterem orada bir tane. Vay dedi. Sen dedi bunu nasıl yersin dedi. Ya ne olur dedim. Gider alırım 10 tane sana. Gözüm dayar. Gelirim buraya. Ama sen o zaman zengin ya, bir iş adamı gibi bir şeydin yani Ali. Hayır ya şey adam ben görüyorum ya bir bunu. Tane poğaçayı var ya ya boğazıma dizdi ya. Burnundan getirdi onu Ali sana ya. Ali kim yaptı bir... sana onu kardeşim? Ya boş ver kardeşim. İsmi Galatasaray baş harfi ne oğlum? İsmi lazım değil. Vay be ne ben güzel günler ya. Ben yaptım itiraf ediyorum ben yaptım. Ne güzel günler ya. Güzel. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi basın mensubu arkadaşlar. Şunu hiçbir zaman dile getirmiyoruz. Bu takım tamam. Yıllardan beri Kardemir, Demir Çelik zamanından. Ben 40 sene falan kovaladım bu işi türbünü. Hep biz sırtımızı Kardemir'e, Demir Çelik'e yükledik. Bir ara şehir, Kardemir çok bir üçgen kuruldu. Çok güzel olduydu. O üçgen çok süperdi. Sonradan bu özelleşince hep Demir Çelik, Kardemir'in üzerine gitmeye başladı. Ben yıllardır yine aynı şeyi söylüyorum ve hala söylüyorum. Bu şehrin bir belediye başkanı var. Taşın altına hiçbir zaman elini sokmuyor. Yani Kardemir yönetimi işçinin sırtından para alınacak. Kardemir reklam parası verecek. Tamam güzel versin. Ama belediye de verecek burada. Hatteciler de verecek. Minibüsçüler odası da verecek. Ticaret odası da verecek. Safranbolu otelleri de verecek. Yani bu üçgenleri kurmadığın sürece Karabükspor'un önü hiçbir zaman kurtulamaz. Kardemir diyor ki kardeşim ben sana parayı veriyorum, parayı değerlendiremiyorsun. Haklı. Ama belediye parayı verirse, belediye de bu işe sahip olursa, Kardemir de işin içine sokarsa, Karabükspor daha güzel yerlere yine gelir. Ama belediye başkanı o tarafa çekiyor. Birisi bu tarafa çıkıyor. Yanlış mıyım Levent Hoca? Sen içinde daha güzelsin. Yok. Ben biraz kaçtım oradan. Yok, yani ya, belediye başkanı... Ne diyorsun Tıcı abi? Belediye başkanı hep... Şöyle bir şey de var. Mesela Karabükspor'umuzun borcu var diyoruz. Ödenemeyecek borçlar. Ama yıllardan beri Karabük'te Bal Ligi'ne çıkan takımlarımız maalesef en son Ahmet Nur Çebi'nin destek verdiği Soğuk Su Spor bir kere ligde kalmayı başardı. Onlar Levent Hoca'nın ses gidiyor sanırım. Evet, duyamıyoruz. Mahalleden olursa olsun hiç desteklenip 3. lige en azından profesyonel ligde hani isim değişikliği de yapılabilir ama inanın yani bal takımında bile amatör takımlarımız bile desteklenmiyor ki hani Karabükspor zaten unutulmuş durumda. Belediye ne iş yapar? Ben burada açık açık Tuncay abi. Yani belediye başkanı. Belediye başkanı ne iş yapıyor Karabük'te? Hem parayı başka yere harcıyorsun. Dediğin gibi yani Bal Ligi'nde bir takımı 3. lige çıkartabilirsin. Kesinlikle. Yani bu sene ligden çekildiler. Lig 4-5 oynayıp ligden çekildiler. Ya Levent hocam oraya Marzinç diye bir şirket kuruldu. Zaten Demir Çelik'in pisliği yetti Karabük'e. İnsanlar hep akciğer kanserinden ölüyor Karabük'te. Dikkat et. Akciğer kanseri. Marzinç var. Marzinç'ten para alınıyor. Bu parayı kim alıyor? Belediye başkanı alıyor. Nereye alıyorsun parayı? Hava kirliliği para. Kardeşim hava kirliliği parasını alıyorsan dediğin gibi amatör takımlara Bal Ligi'ne bir takıma yetiştir. Karabükspor'un borçlarını öde. Yani Karabükspor kurtulmaz diye bir kayda yok. Karabükspor bile bile evet. Amatöre kadar gidecek. Bunun başka bir yolu yok abi. Yani plan çizilmiş. Çıkış yolu da aramıyor yalnız. Hani bu diğer amatörlerin içinden de başka bir isim altında da bir takımla tekrar başlayalım. Diyeti de yok görüntüde. Levent, Karabük'te özel kalemi. Efendim abi? Bir tane amatör takım var. Özcan abi,
İlk kez bu sene yanılmıyorsam 17-18 tane takım oldu. 5 takım. Efendim? Tamam, dinliyorum. Doğru. İlk kez amatör takım sayısı bu sene arttı. Bundan önceki yıllarda 6-7 takımla başladı. O kadar oynanıyordu. Hani bazısı ligi bitiremiyor gibi ama ilk kez bu sene takım sayısı arttı. Ama oradan çıkan misal bala çıkan takımımız yine ligi götüremedi. 5-6 maç sonra bal liginden çekildi. Hani amatörde bir kıpırdanma var ama ne kadar desteklenmedikten sonra, hani bala çıktıktan sonra en azından, onlar da bir varlık göstereceğini düşünmüyorum abi. Bu arada anladım. Bir tek belediye işte malzeme yardımı yaptığını biliyorum. Futbol topu, işte eşofman yardımı ilk kez bu sene amatör takımlara böyle bir yardım yapıldı. Ama ben şöyle söyleyeyim Levent, yani eğer tabii Karabük'ün mülkamiri validir. Tabii ki. Valinin önderliğinde bu bileşenler bir araya gel, yani vali eğer elini masaya vurup da bileşenleri bir araya getirse ben bu işi başaracağına inananlardanım. Rahmetli Ziya Başkan'ın döneminde de sayın valimiz olsun, belediye başkanı, herkes bir araya geldi. Ondan sonraki süreçte işte Ziya Başkan'ın yönetimi yine yalnız kaldı. Daha sonra da işte onlar da iki ya da yanılmıyorsam 3 ay sonra görevi bıraktılar. Bırakmak zorunda kaldı. Yani bu destek sadece sözde kalıyor abi. Yani, ben özür dileyerek yine geçiyorum. Önemli onun için. Yani. Ama ne olursa olsun, bunları inceleyecek, tek güç taraftarız. O taraftar o tribünleri dolduracak takımına sahip. Bir Eskişehir taraftarı nasıl? Bir Göztepe taraftarı nasıl? Göztepe de hatırladığım kadar amatöre kadar düştü. Tekrar geri geliş sürecinde hiç takımını yalnız bırakmadı. Bizim eski taraftar hiç bırakmadı. Aynen öyle. Aynen. Amatörde yani, bile 5000 seyirci oynuyor. Sadece futbolsal değil. O armadan bahsediyoruz. İşçinin alın terinden emeğinden bahsediyoruz. Herkes oturduğu yerden bahsediyor ama onu sevmek, onu kovalamak, ona sahiplenmek adına kimse bir şey yapmıyor.